Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Ee, Başbakan Davutoğlu Brüksel'e gidiyor. Ee, Havaalanında bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tarafsız Bölge'de canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Ee, Fed'in faiz kararı bekleniyor. Bütün dünya bekliyor. O kararı ve o kararın ne anlama geldiğini Tarafsız Bölge'de ekranlarınıza getireceğiz. Ayrıca ee, Suudi Arabistan önderliğinde bir e, cephe, sünni cephe oluşturuluyor. Bunu tartışacağız Tarafsız Bölge'nin ikinci bölümünde. İlk bölümde ise Güneydoğu'da neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Konuğumuz HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan olacak. Altan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Güneydoğu'dan, Diyarbakır'dan, evet. e, Cizre'den, Silopi'den. Hiç de iç açıcı olmayan bilgiler geliyor. Konuşacağız hepsini detaylarıyla ayrıntılarıyla. Tarafsız bölge kısa bir aradan sonra başlayacak. Altantan konuğumuz birinci böl bölümde. Altantanla olup bitenleri tartışacağız, konuşacağız. Ee, tarafsız bölge başlıyor. Altan Tan konuğumuz. Diyarbakır'daki gelişmeleri konuşacağız ama Fed kararı açıklandı. Ee, %0.25 %0.25'lik bir faiz artırımı söz konusu. Bu ne anlama geliyor? Ebru Baki CNN Türk Haber e, Ekonomi Müdürü. Ebru Baki şu anda telefon altında. Ebru Türkiye açısından bu karar olumlu mu, olumsuz mu? Nasıl etkileyecek Türkiye'yi? Ahmet Hakan faiz artışı tabii bütün gelişmekte olan piyasalar için e, çok olumlu değildi ama artık FED faiz artıracak. Biz bunu e, bugün e, saat 21 e, itibariyle bir faiz artışı geleceğini biliyorduk. E, beklentiler %80'in üzerine çıkmıştı zaten. Ne kadarlık bir faiz artışı yapacağı daha önemli hale gelmişti. Hatta bugün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek artık FED faizi artırsın ve piyasa rahatlasın diyordu. Çünkü uzun süredir devam eden ve ee, ...birkaç aydır ötelenen bir e, faiz artışı beklentisi vardı. En son e, FED piyasaları buna hazırladı. Çok uzun bir süredir hazırladı. Çeyrek puanlık bir artırım e, piyasaları çok tartmaz... E, ...görüşü de çok sıklıkla dile getiriliyor son e, birkaç haftadır. Ve e, sizin de söylediğiniz gibi e, Amerikan Merkez Bankası... ...2006 yılından sonra ilk kez faiz artırdı. Ve bu artışta çeyrek puanlık bir artış oldu. Yüzde 0,25. Şimdi bundan sonra hemen ilk açıklamalara baktım. 21.30'da da FED Başkanı Yelon'un basın toplantısı var. Orada verilecek mesajlar önemli. Hani güvercin dediğimiz daha ılımlı mesajlar mı gelecek faiz artışı konusunda? ilk sinyaller öyle. Yani bu faiz artışının e, kademeli olacağını, daha yavaş gideceğini anlıyoruz. Çünkü e, piyasa kademeli bir faiz artışına işaret ediyor deniliyor. Ve 2016 yılı içinde %1,4'lük bir faiz artışı tahminleri var. Yani 3 yılda en fazla FED faizi %3'e çıkartabilir diyorlar. Şimdi e, fakat e, dediğim gibi yani bu gelişmekte olan ülkeler arası ülkeler için bir baskı unsuru çünkü doların faizi yükseliyor para e, 2006'dan devre 2008'den sonra hızla artan ve gelişmekte olan ülkelere akan para e, şimdi evine geri dönüyor doların e, faizi yükseliyor dolayısıyla e, böyle e, bakıldığında e, çeyrek puanlık artırım sonrasında piyasalarda ne oldu diye sorarsanız bana hemen size söyleyeyim. Biz dolar 2.96 lira seviyesinde FED kararını bekliyordu. Şu anda 2.95 seviyelerini görüyorum. Altında çok sert bir hareket oldu mu diye bakıyorum. E, henüz yok. E, çünkü FED faiz artışıyla beraber altında acaba bir düşüş olur mu? Çok sert bir düşüş olur mu? Beklentisi vardı. Yani çeyrek puanlık artırım tamam biz bunu bekliyorduk ve gerçekleşti. E, dolayısıyla çok sert etkiler şu an itibariyle yapmadı. Ama bundan sonrası için ne olur? İşte Türkiye'nin önünde 4 yıllık bir istikrar dönemi var. Biz mali disiplini bozmayacağız açıklaması var. Avrupa Birliği çupasını da yanımızda alacağız ve reform hatağına geçeceğiz. Evet uygulaması zor ama bu hata yapacağız açıklamaları var. Eğer bunlar yapılırsa FED faiz artışından daha az etkilenen bir ülke konumunda olabilir Türkiye. Çünkü Brezilya'ya, Rusya'ya, Güney Afrika'ya baktığınızda e, politik risklerinde daha yoğun olduğu ülkeler olduğunu göreceğiz, görüyoruz. İlk etapta çeyrek puanlık arttırım piyasanın beklen, beklediği bir arttırımdı. Çok sert etkiler olmadı piyasada. Yarın tabii açılış itibariyle ve FED Başkanı'nın açıklamaları sonrası daha net bir tablo göreceğiz. Özeti bu. Ebru çok teşekkürler. Yani e, e, kötüsü olmadı. Öyle kötüsü olmadı. Kötüsü olmadı. Evet, yani yarım puanlık bir arttırım olsaydı ben şu anda size çok farklı sonuçlar aktarıyor olacaktım. Çeyrek puanı fed, e, bütün ülkeleri dünyayı hazırlamıştı. E, evet astırım süreci başladı ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onun da altını çizelim. Onu da söyleyelim. O para bolluğu, o e, gelişmekte olan ülkelere akan para yok. Para evine geri dönüyor. Olumsuz parayı e çekmek ve tutmak için farklı olmak zorundasınız. Yeni etki... hikayeler yazmak zorundasınız. Etkisini hissed... Ve bunu kredi kuruluşlarına ve dünyayı anlatmak zorundasınız. Etki... O yatırımı, o parayı çekmek için. Evet, çok teşekkürler Ebru. Etkisini hissedeceğiz ama ee, sarsıcı, beklenenden daha az sarsıcı bir etki olacak. Öyle anlaşılıyor. Çok teşekkürler Ebru Baki. E, CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki FED kararını yorumladı. E, bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu Brüksel'e gidecek. E, Brüksel'e giderken yapacağı açıklamalar önemli. E, çünkü e, özellikle e, Başika'daki üst bölgesine IŞİD'in bir e, saldırısı söz konusu. Bunu yorumlaması bekleniyor. IŞİD'in Başika'ya saldırısını yorumlaması bekleniyor Ahmet Davutoğlu'nun. E, o konuyla ilgili açıklamasını e, duymak istiyoruz. Bekliyoruz Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını, Başbakan Davutoğlu'nun açıklamasını. Şimdi gelelim Tarafsız Bölge'nin birinci bölümüne. Birinci bölümde Altan Tan konuğumuz. Altan Bey'le e, bölgedeki durumu konuşacağız. Hassasiyet çok yüksek, gerilim çok yüksek. E, bunu biraz anlamaya çalışacağız Altan Bey'le. Hoş geldiniz tekrar Hoş, Altan Bey. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Merhabalar. Diyarbakır'dan geliyorsunuz. Evet. E, bir kaos hali bölgede söz konusu ee, bir yandan e, çatışmalar sürüyor, bir yandan göçler var, bir yandan hendekler var. Yani gündelik hayat Güneydoğu için, bölge için, özellikle Diyarbakır, Cizre, Silopi buralarda çekilmez hale gelmiş durumda. Ne diyorsunuz? Bir tasvir eder misiniz insanların e, gündelik hayatını? Şimdi maalesef yani bunu söylememiş olsaydık bir savaş var. Yani bu hal artık biraz önce söylediğiniz kaosu veya gerilimi aşan bir noktada. Kaostan daha fazla bir şey. Daha fazla bir şey. Yani mesela Nusaybin, Kerboran, Dargeçit, yani Cizre'ye, Silopi'ye, Diyarbakır, Sura, Silvan'a ilaveten Derik. Mesela bir önceki günde Derik'teydik bir heyetle beraber milletvekili arkadaşları beraber bütün sokakları birlikte yaya olarak gezdik. Bütün deriyi neredeyse gezdik. En en uçtaki dağ mahallelerine kadar. Maalesef bir savaş var şu an. Tabii olanı biteni anlamak gerekir diyorsunuz. Çok, çok doğru. Altan Bey anlatacaksınız. Ben de çok araya girmek evet. istiyorum. Ama bir şu noktayı bir açıklığa kavuşturalım. Evet. Şimdi bu zamana kadar PKK ile mücadele sizin de çok iyi bildiğiniz gibi kırsalda yapılıyordu, evet. dağda yapılıyordu. Şimdi e, PKK şe <laughs> şehirlere girmiş durumda ve e, savaş, sizin tabirinizle savaş, şehirde yapılıyor. Evet. Şehir merkezi. Böyle bir durum var değil mi şu anda? Evet. Şimdi tabii bir kısa özet yapmakta fayda var. Yani çünkü çok hassas günlerden geçiyoruz ve hepimizin, Ağzından çıkan her kelimeyi, her cümleyi tartarak, bilerek, ölçerek ve sükunetle akli selime davet ederek o lafları etmesi lazım. Şimdi buraya nereden geldik? Türkiye'nin şu an için hayal olan iki buçuk, üç yakın barışla geçen bir çözüm süreci dönemi oldu. Bu dönemi uzun uzadıya anlatacak değilim ben. Yani bütün Türkiye, Türküyle, Kürdüyle bir yeni Türkiye ümidi içerisine girdi. Bu meselenin kökten çözümleneceğine inandı. İyimser bir hava İyimser oldu. İyimser bir hava oldu ve halkın %70'i de buna destek verdi. Yani Türk bütün halkı. kamuoyu evet. araştırmalarında. Peki ne oldu sonra? Şimdi geriye dönüp baktığımızda iki şeyi görüyoruz. Bir, maalesef bu iki buçuk, üç sene bir oyalamayla geçti. Yani defalarca işte İmralı'ya, Sayın alanın yanına çok, gidip çok gelirdi ne oldu? Oyalanmalarla geç Unutmayın sözünüzü. Bir başbakan açıklama olur. Diyor. Bir bakalım. Olur. Olur. Ee, başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarını. Arkasından reform eylem grubu toplantısını gerçekleştirdik. Ve burada bu reformların bundan sonra hangi takvim ve süreç ile işleyeceği konusunda bakanlarımızla e, gerekli e, çalışmaları yapmak üzere bir Şimdi Brüksel bir yolculuğu öncesi AB ile ilişkileri anlatıyor Ahmet Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu. Bizim esas dikkatimizi çekecek olan konu bu Başikaya yapılan işit saldırısı. Bu konuyla ilgili açıklama yaptığı anda Davutoğlu'na döneceğiz. Altan Bey lütfen sözünüzü kestim özür dilerim. Evet. Kaldığımız yerden devam edebilir misiniz? Devam edelim. Yani bir büyük umut vardı çözüm süreci olacak dendi ama bu umut söndü. Neden söndü? İşte Yan neden söndü? Yani birincisi şimdi geriye dönüp baktığımız vakit onu suçlama bunu suçlama için demiyorum ben. Diyorum ya bugün her kelimeyi her harfi tartarak konuşma günündeyiz. Yani üzüm yeme peşindeyiz. Bacığı döme peşinde değiliz. Ve bu aklı selime sağduyuya herkesin ihtiyacı var hepimizin. Bu iki buçuk üç yıl boyunca şu ortaya çıktı ki devletin ve AKP hükümetlerinin çözümden anladığı esas konu Silahların bırakılması ve PKK'nin bütün silahlı güçleriyle Türkiye'nin dışına gitmesi. Peki bu yanlış bir şey mi? Hayır doğru bir şey. Yani tabii ki eğer bir çözüm olacaksa, silahlar demokratikleşme olacaksa silahlar bırakılacak. Silahlı güçler ülkeyi terk edecek. Ve daha sonra da işte dağda silahla gezeceklerine ovada nasıl siyaset yaparlar? Bunun planlaması olacak. Yani bir düşmanlık, bir öldürme ile nihayet bir savaş değil. Ama şu anlaşıldı ki devletin silahların bırakılıp da silahlı güçlerin ülke dışına gitmesinden sonrası için ciddi bir hazırlığı yok. Yani biz buna demokratikleşme dedik, yeni anayasa dedik. Devletin hem Türkiye içinde Kürt sorununun çözümüyle ilgili ciddi bir projesi, takvimlendirilmiş bir projesi yok. Hem de Orta Doğu'da artık bütün dünyanın müdahil olduğu kürt meselesiyle ilgili bir makro projesi yok. Şimdi bunları belki vaktimiz olursa konuşacağız. Ve bu dönem zarfında yine yine geriye dönüp bakıyoruz ki devlet bu dönemde kale kollar yaparak yani çok büyük oranda mesela bu kale kollara yatırım yaparak ve iç güvenlik yasası gibi bugün kendisine lazım olacağını düşündüğü yasaları, antidemokratik yasaları meclisten geçirerek bugüne bir hazırlık yapmış, savaşa bir hazırlık yapmış. Tabii aynı şekilde yani karşı taraftan bakıldığı vakitte işte PKK'nin de silahlı güçlerini Türkiye dışına yeterince çekmediği yani çok az bir kısmını çektiği ve diğerlerini çekmediği işte şehirlere milis yığına yaptığı vesaire vesaire. Ama şu çıkıyor ortaya ki iki tarafında yani öyle diyelim samimi çözümden yana ...ve bu işi sonuçlandıracak bir hazırlığı olmamış. Bir virgül bir, bir, bir. Şimdi Davutoğlu'na bakalım. Başika ile ilgili konuşuyor. Değişiklik söz konusu olabilir mi? Irak merkezi hükümetiyle bu saldırıdan sonra... ...bir temas kuruldu mu? Ya da eğer takviye olursa bir temas kurulacak mı? Şimdi değerli arkadaşlar... ...Irak ve Suriye'de öyle gelişmelerle... ...karşı karşıyayız ki artık... ...sınırlarımızın güvenliği sınır ötesinden başlıyor. Yani e, bu konjektürde... ...sadece sınırlarınızda alacağınız tedbirlerle sınırlarınıza dönük tehditleri ortadan kaldırmak güçleşiyor. Ee, o bakımdan bir sınır içinde gerekli tedbirleri alırken terörle mücadele bağlamında özellikle DAEŞ ve PKK'ya karşı da sınır ötesinde alınabilecek tedbirleri de hem ulusal güvenliğimiz hem de bölgesel istikrar bağlamında hep aktif şekilde değerlendirdik ve gereken adımlar attık. Başıka kampının mevcudiyeti ee, Musul'un D.A.Ş'ın eline geçtiği 2014 e, yazından bu yana bütün uluslararası toplumun üzerinde mutabık kaldığı ilkeler ve Milletler'in aldığı kararlara dayanmaktadır. Dolayısıyla boşlukta bir gün Türkiye karar verip de başı bir kamp kuruma e, yönünde bir adım atmış değildir. Ee, uluslararası toplumun aldığı kararlar ve Türkiye'nin güvenlik e, gerekçeleri bizi sınırlarımızın ötesinde de bazı tedbirler almaya sevk etmiştir. Ve bu son derece detaylı bir şekilde analiz edildikten sonra atılan bir adımdır silahlı kuvvetlerimizle, askeri yetkililerimizle birlikte. Bugün ortaya çıkan tablo ise Genel Konu Başkanımız açıklama yaptı, Dışişleri Bakanımız da yaptı. Başika kampının yaklaşık 4-5 kilometre yakında Peşmerge unsurları ile DAEŞ militanlar arasında bir yoğun çatışmanın başlaması sonrasında Başıka kampına da isabet eden mermiler e, ve oradaki bu çatışma ortamının etkisi sonucunda ortaya çıkan e, gerginlikte ve çatışma ortamında e, maalesef bir e, eğitilen subay askerlerden, Musul'lu, Iraklı askerlerden bir subay, bir asker şehit oluyor. Dört askerimiz hafif şekilde yaralandı. Askerlerimiz derhal Türkiye'ye intikal etti, ülkemize getirildi ve tedavileri yapıldı. Herhangi bir kaygı verici durum yok. Genel yani konu Başkanımız olayı müteakip aradı e, konuyu ele aldık. E, ve tabi her zaman olduğu gibi misliyle ile mukabele edildi ve ve o civardaki DAEŞ mevzileri de e, imha edildi. E, bu Türkiye'nin caydırıcı gücünü göstermesi bakımından önemlidir. E, bu olay da gösteriyor ki eğer Irak'ta Irak'lı kardeşlerimizi eğitmek isterseniz bunun güvenlik riskleri vardır. O riskleri de eğiticiler ve eğitilenler için almak durumunda giderecek tedbirler almak durumundasınız. Dolayısıyla bu gelişme bizim geçtiğimiz günlerde o bölgeyi tahkim etmek için attığımız adımların haklılığını ortaya koymuştur. Bunu dost ve kardeş Iraklılarla da, tabi Irak hükümetiyle de paylaşacağız. Büyükelçilerimiz gerekli bilgilendirmeleri yapacak. Bir kez daha vurguluyorum. Buradaki mevcudiyetimiz tamamıyla Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesindedir. Ve terörle mücadele bağlamındadır. Meşru Irak güçleri ve meşru Irak güvenlik birimleri bu bölgede hakimiyet kurana kadar, Türkiye'ye dönük riskler de içeren bu bölgelerde Türkiye gerekli tedbirleri alır. Askeri gereklilikler esastır. Eğer silahlı kuvvetlerimiz orada yeni bir adım atmak gerekirse, bu konuda tam yetkiye de sahiptir. Sayın Başbakan, Fed merakla beklenen kararını az önce açıkladı. 25 bas puanlık bir artı. Evet, Başbakan evet. Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması böyle başka e, kampına e, isabet eden mermiler sonucu e, meydana gelen olayları yorumladı. Gayet net özetlemeye gerek yok. Altan Bey kaldığınız yerden lütfen devam edin. Ben yani bir e, toparlamak gerekirse siz şimdi olaya baştan bakalım dediniz. Çözüm süreci başladı, uyumsel bir hava esti. Evet. Fakat öyle görüldü ki bugün baktığımızda e, ne çözüm sürecini yürütenlerin bunu ilerletecek bir planları var ne de diğer tarafın çözüm süreci konusunda samimiyeti var. Bir güveni var. Beye, bir güveni var şimdi tablo bu. Tabii bu bu tablo niye, nasıl, neden, niçin, kim ne yaptı bu ayrı bir uzun bir mesele. Burada işte saatlerce, günlerce, aylarca bunları tartıştık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bir tespit daha yapmak e, mecburiyeti var. O da ne? Bu oyalama ve birbirine güvenmeme döneminden sonra bu savaşa daha önceden bir hazırlık olduğu anlaşılıyor ve devlet tarafından AKP iktidarı tarafından öyle diyelim. Bu savaş kararı 7 Haziran seçiminden önce alındı. 7 Haziran seçiminden önce biraz daha geriye gidelim. Yani Mersin, Adana parti binaların bombalanmasından, Erzurum'daki işte hadiseden, Bingöl'deki bir parti görevlimizin yakılmasından tutun, Ağrı Diyadin olayından, Mardin Hakkari'deki operasyonlara kadar ve en son seçimden iki gün önce Cuma günü 5 Haziran günü Diyarbakır'daki bomba olayına kadar bir dizi tırmanan olay var. Ve bu 7 Haziran'dan sonra şiddetlenerek arttı. Tabii şimdi efendim savaşı hükümet mi çıkardı, PKK mi çıkardı? Önce kim sıktı? İşte efendim Suruç'ta ne oldu? Ceylanpınar'da ne oldu? Bence bunlar işin yani bu büyük tablonun içerisinde teferruatı. Devletin bir savaş hazırlığı var. Çözüm sürecinden ümidini kesme kararı var ve iplerin kopma noktası var. Yani dediğim gibi bu ipler işte dolma bahçede ki daha sonraki olaylar var. Niye koptu, nasıl koptu, ne oldu bunlar da ayrı bir şey. Fakat burada bir nokta var. Biz Kürt siyasetçiler ve Türkiye'deki demokrasi güçleri şunu söyledik hep. Devlete de PKK'ya da. İki şey söyledik. Bir, devlete şunu söyledik. PKK dağdan inse inmese. Tabii ki hepimiz bu silahların işte çekilmesini, çatışmaların bitmesini, gömülmesini, demokratik bir düzeni arzuluyoruz canı gönülden. Ama farz edin ki bunlar olmadı. Yani PKK veya başka bir örgüt, PKK geldi, başka bir örgüt gitti. Bu olaylar devam etti. Sen devlet olarak veya biz parlamento olarak kendimizi de katarak demokratikleşmeye mecburuz, yeni anayasaya mecburuz. Kürtlerinde, Alevilerinde, işte e, Müslümanlarında, Hristiyanlarında kim varsa demokratik bütün hakları verip Türkiye Cumhuriyeti'ni bir demokratik cumhuriyet haline getirmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bu demokrasiyi PKK'nın geri çekilmesine, silah bırakmasına, olayların bitmesine veya bitmemesine endeksleyemezsin. Devlete bunu dedik. Bir, PKK'ye de döndük şunu dedik. Dedik ki devlet oyalıyor, makro bir projesi yok, Türkiye'nin içinde de yok. Orta O'da da olmadığını dost düşman gördü. Yani bütün bu olaylar işte Suriye, Irak, Filistin, Gazze, Mısır, Libya bütün politikalarda bugün dediğinin yarın tersini yaptı. Bir projesi yok. Tamam bunlar kabul. Bunları tartışmayalım. Yani bunlar için birbirimizi ikna etmeyelim. Bütün bunlar doğru ama bunun cevabı silahla ve savaşla olmamalı. Yani bunun cevabı demokratik parlamentoda, Kürt halkını da, Türk halkını da ikna ederek Demokratik bütün mekanizmaları harekete geçirerek sivil itaatsizlikten tutun. Aklınıza gelen e, grev, e, boykot, iş, yani ne gelirse aklınıza bunların tamamını yaparak işin içinde silahın olmadığı, silahın olmadığı, olmadığı bir demokratik mücadele. Ve 7 Haziran bunun zaferiydi. %13 oy. Ondan evvel alınan, 1,5 yıl evvel 102 e, belediye. Türk halkının da Kürt halkının da buna büyük bir kredi açtığı tarihti. Ve bu sadece yüzde 13 değil. Yani aldığımız o yüzde 13 ama kamuoyu desteği bu iş böyle olursa iyi olur diye sorulduğu zaman verilen cevaplar yüzde 50'lere yakın bir destek alındı. Biz Pekke'ye de bunu söyledik. Fakat maalesef olaylar bizim istediğimiz arzuladığımız şekilde cereyan etmedi. Ve bugün devlet bu savaşı şiddetlendirerek yani işte devletin resmi ifadesiyle son silahlı şahıs etkisiz hale getirilene kadar veya daha ağır bir ifadeyle imha edilene kadar sürdürme kararı aldı. PKK'de buna savaşı işte kırlardan, dağlardan şehir merkezlerine taşıma ve şehirlerde bu savaşı, direnişi sürdürme kararı aldı. Şimdi bu doğru bir şey mi? Yani bize, biz bir siyasetçi olarak, aydın olarak, politikacı olarak savaşa doğru diyemeyiz. Yani kimin zoruna giderse gitsin veya kim alınırsa alınsın. Bunu ben genel, vicdani bir ses olarak söylüyorum. Bir biz savaş doğrudur, şehirlerimizi Suriye'ye eleştirelim. Veya Orta Doğu'nun bu yangını Alevi, Kerkük'ün, Basra'nın, Bağdat'ın, Rakka'nın, Halep'in, Şam'ın, Musul'un, Şam Gazze'nin, Filistin'in gelsin bizi de sarsın diyemeyiz. Yani mümkün değil. Bu çünkü bir iç savaştır ve iç savaşın getireceği yıkımdır sadece. Yani bu kadar açık ve net. Şu anda bu yıkımı mı yaşıyor bölge? Maalesef yaşıyoruz. Yani bunun üstü örtülecek, artık gizlenecek veya şey yapılacak bir tarafı yok. Bir devlet düşünün, kendi ilçelerine 10 bin askerle giriyor. Tanklar Cizre'nin etrafında işte konuşulanıyor namlularını şehre çeviriyor ki Cizre bir çanak gibidir bilmeyenler için diyelim bir çanağın içindedir etrafı dağlarla çevrilidir ve bir müddet sonra o tanklar şehir merkezine giriyor. Ama Altan Bey şimdi bakın böyle tasvir ederseniz bu ne kadar doğru olur? Evet yani şehir merkezine bir operasyon yapılıyor ama bu operasyon niye yapılıyor? Şimdi siz eğer şehrin içine Hendek kazarsanız, askeri polisi buraya sokmayacağım derseniz, buraya devlet giremez derseniz, orada elinizde silahlı güçlerinizle sokak sokak e, barikatlar kurarsanız, ortalığı yangın yerine çevirirseniz, otoriteyi ele almaya çalışırsanız, devlet de oraya girmeye çalışır. Yani otoritesi. Şimdi bıraksın mı? Onlara mı bıraksın devlet? Biz, ne yapsın devlet? Biz devlet ona buna bıraksın demiyoruz. Biz işlerin bu noktaya gelmemesi gerekirdi diyoruz. Ve şu an devletin bu savaş kararını da doğru bulmuyoruz. PKK'nın savaşı şehirlere taşımasını da doğru bulmuyoruz. Mesela PKK bu savaşı şehirlere taşımasaydı, bu öz yönetimler ilan edilmeseydi, bu sokaklara hendekler kazılmasaydı devlet istediği kadar savaş yapmak istesin bunun gerekçesini bulabilir miydi? Gerekçesini belki kendince bulabilirdi yine ama kamuoyundan destek alamazdı. Yani özellikle Türkiye'nin batısından şu an sessiz bu duruma karşı ilgisiz duyarsız kalan Türkiye kamuoyundan bugünkü desteğini algı operasyonuyla alamazdı. Biz bunu söyledik yani biz kim? İşte HDP'nin bütün yetkilileri, seçim döneminde de söylüyor. Amasız, fakatsız işte silahları durdurma çağrısında bulunduk. Bunların hepsini söyledik. Fakat ben bugün daha geniş bir fotoğrafı ortaya koyuyorum ve açık net diyorum. Şehir savaşları, iç savaşlar yıkımdır. Yani bunu bu gece de söylemiyorum. Bir yıl evvelde, üç yıl evvelde, beş yıl evvelde konuşmalarım, yazılarım var. Bunları her zaman söyledim. Yani Pirus zaferinin kimseye bir faydası yok. Bugün eğer bizim şehirlerimiz, illerimiz bir Afganistan haline gelecekse, Allah göstermesin, Allah göstermesin, Allah göstermesin. Veya bir başka harebe haline, Hama, Hums haline gelecekse, bunu ister A yönetsin, ister B yönetsin, kimseye bir faydası yok. Devletin de bu savaşı sürdürmesinin bir faydası yok. İnan edin keşke beraber gezebilsek. Ben Hani bölgeyi bilmeyen bir insan değilim, bütün hayatım doğumumdan itibaren dağını, taşını, köyünü, her tarafını bilen birisiyim. Ben son dönemlerde en fazla Beytüşşebap'ta ürperdim. Hayatımda bu kadar büyük bir askeri konvoy görmedim. Yani bir savaş düzeninde çapraz konuşlanmış askeri araçlar, hepsinin kapısı kapalı, iniyorsunuz arabadan durmuş, bir de durmuş böyle bir yol kilometrelerce. Şu geldi aklıma. Sayın Ahmet Davutoğlu keşke gelse bu tabloyu görse. Haklı veya haksız. Farz edin ki Beytüş Şabab'ı yerle bir etse ve yönetse. Devletlerle kimse uzun müddet çatışamaz. Bu Suriye devleti bile 400 bin insan öldürdü. 7 milyon Suriyeli göç etti. Halevi, Şam'ı, Hamay'ı, Hums'u yerle bir etti. Hala teslim etmedi. Ama böyle bir yönetimle kar getirecek. Sayın Davutoğlu'na getirecek? Sayın Cumhurbaşkanı'na ne getirecek? Bize size ne kar getirecek? Şunu söylüyoruz. Şehir savaşları yıkım. Peki ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bıraksın orada Hayır. teröristler o Hayır, şehre onu, hakim mi olsun? yani? Devlet onu da ne yapsın? Dev Ama evet, sizin, evet. Evet. Yani evet. Devlet, sizin, devlet ne yapsın? İyi bir noktaya gel. Müdahale etmesin mi? Yani e, operasyon yapmasın mı? E, bıraksın. Şimdi bakın siz aynı zamanda e, İslami duyarlı, evet. yüksek bir siyasetçisiniz. E, Diyarbakır'da tarihi camiler yakılıyor, e, tarihi eserler yok ediliyor. Yani sadece yaşam, hayat çekilmez, kılınmakla kalmıyor. İnsanların ölmesi de devam ediyor, ölümler oluyor ve aynı zamanda bir tarih, bir medeniyet yok ediliyor. Yani böyle bir durum var. Bunun e, buna karşı, buna neden olanlara karşı. HDP'nin sizin daha güçlü bir ses çıkarmanız gerekmiyor mu? Bizim sesimiz duyulmuyor. Şimdi savaşlar başladığı vakit generaller konuşmaya başladığı vakit siyasetçilerin sözü vızıltı gibi geliyor. Hatta bir müddet sonra dalga geçilmeye başlanıyor siyasetçilere, bir müddet sonra da sus çekil kenara deniliyor. Ben bunu aylar öncesinden dedim. Eğer Peki, mesela iş, siz ey PKK Çek şu güçlerini şehirlerden. Bizim medeniyetlerimizi yıkma diye haykıramaz mısınız? Biz Çok mu zor bir şey? Zor değil bunu söylüyoruz. Ama bunu her şey rayında ve tek taraflı PKK'ye yüklersek fotoğrafın önemli bir karesini de görmemiş oluruz. Bunu söylüyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Biz devlete şunu söyledik. Çok açık seçik net ben burada defalarca söyledim. PKK dağdan inse de inmese de sen devletsin devlet gibi davran. Yani PKK'yı aklına gelen her türlü olumsuzluklarla tanımla. Yani burada e, PKK'yı aklama veya devleti karalama bir misyonu içerisinde de değiliz. Böyle bir şeyimiz de yok. Sen devlet gibi davran. Ve döndük PKK'ye de şunu söyledik. Devlet hiçbir şey yapmazsa da, işte oyalıyor, kandırıyor, tutukluyor, efendim hiçbir çözüme niyeti yok. Bunun cevabı savaş değil. Hani bunun ötesinde ne söyleyebiliriz? Ne yapabiliriz? Bunu biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da söyledik. Nerede? Suriye'de. Dedik ki bakın Mısır ihvanı bir gecede bir Ramazan günü sahur vakti 2000 insanını kaybetti. Yani Rabia meydanını bastı. Sisi'nin güçleri, darbeciler 2000 insanı sahur vakti öldürdü. İhvan-ı bütün liderlerinin 17-18 yaşında kızları, oğulları keskin nişancılar tarafından öldürüldü. Yani en tahrik unsuru. Buna rağmen Mısır ihvanı silahlı mücadele kararı almadı. Kahire'de almadı, Mısır'da almadı. Sabrediyor. Halkı örgütlüyor. Ve Allah'ın kendisine bir kapı açmasını, bir yol açmasını bekliyor. Biz Tayyip Bey'e de Suriye'de dedik ki böyle yapma, silahlandırma. Örgütlere silah verilmesi, bu işte El Nusra'dan Bilmem hangi örgütlere kadar bir sürü örgütle diyalog kurulması. Bunlar yanlış dedik. Yani Suriye'de de bu iş olmasın dedik. Suriye'de de bir rejim değişecekse, bir muhalefet olacaksa bu elinden geldiği kadar sivil yollarla olsun, demokratik olamıyor. Çünkü demokratik yollar kapalı. Bakın ama siz... Burada da aynı şeyi söyledik. Burada... Türkiye'de de aynı şeyi söyledik. Ama... PKK'ye de aynı şeyi söyledik. Ne dediniz? İşte bunu söyledik. Dedik ki yani her türlü olumsuzluğu hükümete veya Sayın Erdoğan'a veya Sayın Davutoğlu'na yükleyelim. Kabul. En şiddetli muhalefeti yapanlardan biriyim ben. ki çok da eski arkadaşlığımız var, hukukumuz var ama hiçbir zaman bu sorunla ilgili ciddi bir projeleri olduğunu, bir çözümleri olduğunu, bir makro plan içerisinde hareket ettiklerini görmedim, inanmadım. İnansam zaten orada siyaset yaparım. Buna rağmen Buna rağmen bunun karşılığı savaş değil. Niye? Niye değil savaş? Halka getireceği yıkımdan dolayı değil. Bir de sivillerin olduğu bir yerde çatışma başladığı an çocuk da ölür, yaşlı da ölür, masum da ölür, asker de ölür, polis de ölür, PKK'li gerilla da ölür, milis de ölür, cami de yanar, kilise de yanar. İşte Suriye'de böyle oldu. Emevi camisinin bir kısmı yıkıldı. Yani dünyanın en önemli kültür miraslarından birisi Şam'da. Said Ramazan Buti caminin içinde havaya uçuruldu. Suriye'nin en büyük alimlerinden birisi bizim Cizreli orada. Yani Cizre'den gitme Botan'dan Buti soyadı oradan geliyor Buti. Her şey olur. Yani mabetlerde gider. Yani bunu sen yaktın ben yaktım. Benim attığım roket mi değdi? Senin attığın tabanca mı değdi? Bir müddet sonra bunu ayıramazsınız. Altan, Hiçbir şekilde ayıramazsınız. Altan Bey insanlar göç ediyorlar. Yani surdan göç eden insanlar var. Dünyanın her yerinde böyle oldu. Kobani'den bir haftada 200 bin insan Urfa'ya geçti. Bir haftada. Daha yeni. E şimdi surdan göç i̇şte ediyor. Aynı insanı. yani benim anlatmak istediğim işte iç iş savaş niye kötü? Şehir savaşı niye kötü? Peki Diyarbakır'da... Bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyarbakır'da ahali, halk sizi gördüğünde ya ne oluyor? Buna bir dur deyin. Bu ne anlamsız? Söylüyor. Herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Dün de geldiler. Bizim parti grup toplantımız vardı. Sur içinde 11 bin esnafı temsilen seçilmiş 20 kişi e, Sayın Figen Yüksekdağ'la randevu aldılar. Onlar da geldi. Ne de. diyorlar? ve onlar da yani bir çözüm an, bulun buna diyor. Bir çözüm bulun diyorlar. Yani burada haklı haksız sen şunu yaptın sen ben, ben bunu yaptımdan öte insanlar diyor ki siz siyasetçisiniz. Sizi yolladık. Hatta birkaç tanesi benim çok yakın tanıdığım ve yaş olarak da benden daha yaşlı, üzerimde hukuku olanlar yakama yapıştılar. Bir çözüm bulun. Yani bir şey söyleyin, bize bir yol gösterin. Yapılacak olanlar her zaman var. Bakın yani bu en olumsuz ve karamsar şu an tankların, topların, bombaların ortalıkta gezdiği şu saatte bile yapılacak olanlar var. Bizim buradan hükümete çağrımız var. Devlete çağrımız var. Bir sefer PKK'nın de devletin de bu çatışma sürecini mutlaka durdurmaları lazım. Ve belki de ilk olarak PKK'nın durdurması lazım. Biz baştan beri de bunu söylüyoruz. Çünkü devletlere çoğu zaman gücünüz yetmiyor, sözünüz yetmiyor. O derin mahfillere nüfuz edemiyorsunuz. Bir de Altan Bey böyle şöyle söylediğiniz zaman da şöyle algılanıyor. Yani bir terör örgütüyle devleti eşitliyor gibi bir yaklaşım. Yani devlete de ona da iki tarafa da Şimdi, Hayır, ben şunu söylüyorum. Sen... diyorum ki Biz önce PKK'ya çağrı yaptık, yine çağrı yapıyoruz. Ne diyorsunuz? Şunu söylüyoruz. Hiç kimse diyelim ki halkımıza acımıyor. Bizim acıma mecburiyetimiz var. Yani acımadan da öte benim çocuğuma acıma acımanın da ötesinde bir şey. Yani sorumluluk, mesuliyet. Hani Hazreti Süleyman'ın bir meşhur kısasını anlatırlar. Hazreti Süleyman'ın önüne iki kadın gelir ve bir bebek. Kadınların ikisi de der ki bu çocuk benim. Birisi gerçek annedir. Birisi çocuğu çalan veya götüren sahte annedir. Ve Hazreti Süleyman hükmünü verir. Konuşur, dinler, tartışır. Kendince bir neticeye ulaşamaz. Der ki bu çocuğu alın kılıçla ikiye bölün. Yarısını bu kadına verin, yarısını bu kadına verin. Gerçek anne feryat eder. Ağlar der ki bu çocuk benim değil. Ben yalan söyledim bu kadına verin. Hazreti Süleyman anlar. Yani gerçek annenin o olduğunu, o yaptığı fedakarlığı anlar ve o çocuğu gerçek annesine teslim eder. Bizim bugün halkımıza herkesten fazla acıma mecburiyetimiz var. Sivillerin olduğu yerde savaş olmaz. Sivillerin olduğu yerde. Savaş hiçbir zaman iyi bir şey değil. Yani sivilleri çıkaralım, birbirimizi öldürelim. Çünkü her her cümlemizden başka bir cümle çıkarıyorlar. Böyle bir şey de söylemiyoruz ama devlete de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu soruna artık güvenlik gözüyle bakma. Bak baktım. Şehzade hadisesinde 4000 köy yakıldı. Dersim'de Sabiha Gökçen gitti köyleri bombaladı. Daha sonraki tarihlerde Sayın Başbakan da Sayın Reis Cumhur da Dersim'de işte gaz kullanıldığını şöyle olduğunu böyle olduğunu devlet arşivlerinden kendileri anlattılar defalarca. Ondan sonra bir sürü tutuklamalar oldu, isyanlar oldu, 12 Mart dönemi oldu, 12 Eylül oldu, insanlara dışkı yedirildi. Benim babam da dahil yüzlerce, binlerce insan bu kötü muamelelere maruz kaldı, öldü, öldürüldü. Tekrar tekrar köyler boşaltıldı sonra 90'lı yıllarda. 3000-4000 köy ve mezra beraber bu rakamlar üzerinden bile polemik yapıyorlar. Efendim 4000 köy değil de bin köydü de iki binin mezraydı. Bu tarihi niye anlatıyorsunuz? Şunun için anlatıyorum yani bugün de devletin gücü uçaklarla gelip Diyarbakırı bombalamaya yeter. Yani devletin bir güç gösterisine kendini ispatlamasına bir noktadan sonra ihtiyaç yok. Bunu biliyor insanlar. Ama devletin bir güç gösterisinden ziyade şu anda söz konusu olan sen Diyarbakır'ın göbeğinde. Hendek kazıyorsun. Evet. Şimdi siz devletin bir yetkilisi olsanız hendek kazılması karşısında ne yapacaksınız? Ben güç göstermeyeyim. Şimdi, e i̇şte bu Kürt halkının şimdi, hafızasında olumsuz e, uygulamalar var. Onları yeniden harekete geçirmeyeyim diyerek hiç müdahale etmeyecek misiniz? Müdahale yani ben, edecek. Bakın ben bunları ya. söyleyebilecek yaştayım da, tecrübedeyim de Allah'ın izniyle cesaretteyim de bunları söyleyecek. Bunları söylemesin demiyoruz. Ama devletin tavrı şuna benziyor. Bir hastanın, bir insanın eli ayağı neyse uzvu kangren haline gelene kadar müdahale etmiyor. Kangren haline geldiği vakitte çok büyük bir doktor gibi geliyor. Diyor ki kardeşim bu kangren olmuş. Ayağı ben keseyim mi, kesmeyeyim mi? Bak kesmezsen bu adam gidecek. Ne yapayım? Siz de diyorsunuz ki kes. Egemenlik Paylaşılmaz bu şekilde. Yani bir yerde bir silahlı güç varsa o kadar siyaset bilgimiz var, o kadar kendimizi ifade etme açıklığımız da var. Bir yerde egemenliğe müdahale varsa devlet gelir o egemenliğe müdahale eder. E şimdi onu yapıyor devlet. İşte biz de diyoruz ki, yapana diyoruz ki, kime diyoruz yapana PKK'ya diyoruz ki bu savaş şehirlerde olmaz. Yani dördüncü seferdir tekrarlıyorum ben. Peki bunu... Bir, Devlete de dönüp diyoruz. Diyoruz ki bak kardeşim sen şu an kendini haklı çıkarıyorsun ama bu ayağın kangren haline gelmesine sen sebebiyet verdin. Niye bu kangren haline geldi? Niye buralara kadar geldi? Niye buralara kadar geldik işte onu anlatıyoruz vatandaşa da onu anlatıyoruz. Yoksa valla devlet bıraksın desin ki alın kim nasıl yönetiyorsa Urfa'yı sen yönet, Çorum'u sen yönet. işte Gazi Mahallesi'ne de diğer sol örgütler girsin. işte Fatih'i İslamcılar, Radikaller yönetsin. Bunu hiçbir devlet demez. işte Gülen cemaatiyle olan kavgada bile paraleldi değildi. İşte Soru bu. Falan Peki, bir sürü... Bey, Ama şunu söylüyoruz. Sen bu kangren noktasına bunu niye getirdin buraya kadar? Bugün ne yapılabilir? Bu ayak nasıl kurtarılır? Bunu konuşalım. Peki Altan Bey. Siz e, diyorsunuz ki PKK'ya biz defalarca çağrıda bulunduk. İşte bu programda da en dört az sefer konuşur, dört beş kere, sefer söyledim. beş kere söylediniz. Başka ne söyleyeyim? Benim gücüm yok ki başka gücüm ne tepki alıyorsunuz? Yani PKK sizi a tehdit mi ediyor? Ne yapıyor? Yani sizi artık siz PKK açısından sözü dinlenir unsur olmaktan çıkmış durumda mısınız? Bu benle alakalı olan bir şey değil. Yani bu efendim Altan Tan'ı dinlemiyorlar da herkesi Hayır, dinliyorlar. Ben, değil. Şah, şahsınızla değil. ilgili söylemiyorum. HDP ile ilgili genel olarak. Ha diyorum. şunu söylüyorum. Şu ana kadar ben direkt bir tehdit hiçbir yerden almadım. Yani devlet adına da veya A, B, C, D... Kız, kızıyorlar mı size? Kürt. Ama belli dönemlerde konuşmalarınıza bazen hükümet kızıyor, bazen Kürt siyasetinin belli çevreleri kızıyor, bazen İslami çevrelerden bazıları kızıyor. 80 milyonluk bir ülkede size kızan mutlaka olacak. Yani o kızmasın, bu kızmasın, şunu işte güncendirmeyeyim, aman ben işte bugün pek ortalıkta gözükmeyeyim, bu gece de çıkmayayım Ahmet Hakan'ın programına... İşte nasıl olsa bir yerden mayına basarım ben. Ya devletin mayınına, ya onun mayınına, ya bunun mayınına. E peki biz bugün konuşmayacaksak, bu halk bu durumda ne zaman konuşacağız? Yani milletvekili aydın, diyanet reisi, imam, müftü, hoca, şeyh aydın. Eğer bugün çıkıp da bir beyaz mendil olmayacaksa ortada, herkese doğru düzgün bu taşları yerine oturtmayacaksa, peki hangi gün biz ne işe yarayacağız? Yani sadece düğünlerde mendil mi sallayacağız? Bugün biz şunu söylüyoruz. Bu çatışmaları şehirlerden çıkarmak lazım. Birincisi bu. Birincisi bu. Hendek kazılmaması lazım. Şehirlere gelmemesi lazım. Ben kendi üslubumla söylüyorum. İki, iki, devletin mutlaka Türkiye'nin içinde ve Türkiye'nin dışında Kürt sorunuyla ilgili bir makro proje ortaya koyması lazım. Akil adamlarla. Bakın Rojava, AKP hükümeti iş başına geldiği vakit en büyük vaatlerinden biri neydi biliyor musunuz? Unuttuk hiç. Hiçbirimiz konuşmuyoruz. Suriye sınırındaki 900 kilometre mayınların tamamı kalkacaktı. Mayın temizleme ihalesine bile çıkıldı. Yani oraya kadar gelindi iş. Bugün 98 kilometreye duvar örüyor. 300 kilometreye hendek kazıyor. Peki Suriye'ye, yarın bir Suriye kurulacak. Ve artık dost, düşman herkes söylüyor. Kürtlerin bir statüsü olacak. Bakın şu an PKK'ye en ağır eleştirileri getiren yazarlar var. Mesela Sayın Gülay Göktürk, Sayın Ali Bayramoğlu, Sayın Abdülkadir Selvi, Sayın Etyen Mahçupyan. Bu son 15-20 gündür daha arkadaşlar da var. Tek tek tabi sayamadım. Tamamı şunu söylüyor hükümete. Diyor ki artık bir şey yapmalısın bir proje ortaya koymalısın. Yani bunu şu an isimlerini verip onları da daha da zor duruma sokmak istemiyorum. AK Parti'nin kendi içerisindeki milletvekilleri söylüyor yeni yeni de olsa. Diyorlar ki tamam güvenlik 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 egemenlik paylaşılmaz. Tankla topla askerle uçakla girdin. Farz et ki 5000 PKK'li öldürdün. Hatta bazıları Sri Lanka modelini gündeme getiriyor. Toplu imha kandili asker yaptın bunların hepsini. Peki sonra ne olacak? Sonra Suriye'de ne yapacaksın? Irak'ta ne yapacaksın? Bir düzen kurulacak. Peki. Bakın Suriye politikasını Türkiye doğru yönetebilseydi Ahmet Bey fazla uzatmayalım. İnan edin Türkiye'nin önünde tek bir yol var. Kendi içinde Kürt sorununu demokratikleşerek çözmek ve Orta Doğu'da da Kürtlerle doğru düzgün o bin yıllık ittifakı yenilemek. Peki. Başka bir yolu yok yani. Çok teşekkür ediyoruz. Yani e... O kadar yakıcı bir sorun ki bu. Şu anda e, Kürt halkı çok büyük bir çaresizlik içerisinde bölgede. E, bu hendek siyaseti nedeniyle göçler var. İnsanlar dükkanlarını açamıyorlar. Siz buradan e, artık bu bitsin çağrısını yapmış evet. olduğunuz bir anlamda buna bir son verilsin Artık oradan biz ölüm haberi almak istemiyoruz, çatışma haberi almak istemiyoruz. Ee, öz yönetim falan gibi, hendek gibi çatışmaları şehirlere taşıyan gelişmelerin haberlerini almak istemiyoruz. Bununla bitirelim. Çok teşekkürler. Ve, ve, ve şunu söylüyorum. Hükümetin acilen bu Orta Doğu'daki Kürt politikası, içerideki Kürt politikası ile ilgili kime güveniyorsa, kimden akıl almak istiyorsa. Akil insanları toparlaması lazım. Sayın Öcalan'ın da mutlaka bu diyaloglara, müzakerelere katılması lazım. Dünya karar verdi. Saykıs, pikot anlaşması yırtıldı, bitti. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü diye bir şey yok. Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir Ortadoğu kuruluyor. Bu yeni Ortadoğu'da mutlaka Kürtlerin Irak'ta ve Suriye'de bir devletleri olacak. Ama Türkiye'de Türkiye'deki Kürtler şunu söylüyorlar. Devlet ve Türkiye'deki o derin akıl şundan korkuyor. Acaba Irak'taki, Suriye'deki Kürtler işte bir devlet statü sahip olur. Türkiye'deki Kürtler de ayrılıp onlarla bir birlik kurarlar mı? Bir ayrı devlet kurulur mu? Bu korkuyu atması lazım artık. İnan edin şu an demokratik bir Türkiye olsa hakını almış Suriye Kürtleri, Irak Kürtleri Özal döneminden beri büyük bir entegrasyonun Orta Doğu Federasyonu'nun konfederasyonunun hayallerini kuruyor. Türkiye'deki Kürtler ayrılmak istemiyor. Yarısı batıda. Suriye'deki durum ayrı, Irak'taki durum ayrı. Ve dünya buna karar verdi. Türkiye bunu sadece Kürt halkı da karar verdi. Yani bu sadece dünya geldi işte emperyalistler kuracaklar yine saykıs pikot gibi demiyorum. Kürt halkı buna karar verdi. Artık ismi olacak, statüsü olacak. Ama bu Türkiye ile dost ve kardeş mi olacak? Düşman Yoksa hem bu. Kürtler mahvolacak hem Türkler mi mahvolacak? Olmasın. Kardeşçe anlaşarak birlikte yeni bir Suriye... Yeni bir Irak ve Irak Kürtleri ve Türkiye'nin içinde demokratikleşerek yerel yönetimler, eyalet sistemi, valileri halkın seçtiği bir bir dönem, ana dilli eğitim ve bir evet. entegrasyon, bölgesel entegrasyon bunu söylüyoruz. Çok teşekkürler Altantan. Ee, kritik bir dönem, hassas bir konu. Altantan konuğumuzdu. Ee, Kendisinden açıklamalarını ekranlara getirdik. Takdir kamuoyundur. Çok teşekkürler. Ben de Sağ olun. teşekkür ederim. Şimdi Sen birazdan de. Tarafsız Bölgenin ikinci bölümü başlayacak. Ee, bu bölümde biliyorsunuz e, Suudi Arabistan öncülüğünde işi de karşı e, bir e, ordu kuruluyor. Türkiye de var bu işin içinde bir ittifak oluşturuluyor. Bunu konuşacağız, bunu tartışacağız. Birazdan konuklarımızla e, bu önemli konuyu konuşacağız. Az sonra Tarafsız Bölge'nin ikinci bölümüne karşınızdayız. Tekrar birlikteyiz. Ee, bu bölümde e, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke Suudi Arabistan öncülüğünde... Teröre karşı İslam İttifakı adıyla bir askeri koalisyon oluşturmuş durumda sayın seyirciler. İttifakta İran yer almıyor. Bu nedenle bu oluşan ittifaka Sünni İttifakı deniliyor. Ve bu nedenle de tartışılıyor bu konu. Bu konuyu ele alacağız, konuşacağız. Çok değerli konuklarımızla. Kimler konuklarımız? Hemen tanıtalım. Mehmet Yegin kendisi USAK, Uluslararası Strateji Araştırmalar Kurumu'ndan. Hoş geldiniz Mehmet Bey, merhaba. Profesör Atilla Sandıklı Hoca, hoş geldiniz hocam, merhaba. U Uluç Özülker, emekli büyükelçi, hoş geldiniz Uluç Bey. Ankara stüdyomuzda da Uluslararası ilişkiler Uzmanı Profesör Haydar Çakmak var. Hemen kendisine merhaba diyorum, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, sizinle başlayalım. Ee, 34 ülke teröre karşı İslam ittifakı oluşturdu Suudi Arabistan öncülüğünde. Türkiye de bu işin içinde. Bu iyi bir şey mi? Şimdi, Ahmet Bey, bir ülke ya da ülkeler grubu terörü durduracağız, kanı durduracağız ve İslam ülkelerine huzur getireceğiz diyorsa bu iyi bir şeydir. Karşı çıkmak mümkün değildir. Ancak burası Orta Doğu bölgesi ise ve bunu yapacak olanlar da İslam ülkeleri ise e, o zaman belki biraz daha yakından bakmak gerekir. Çünkü çok sık kullanılan bir söz var. E, Japon e, ya da Tokyo Belediye Başkanı'nın bir sözü var, veciz bir sözü var. Çok sık kullanıyor bu ara. Der ki e, Müslümanların bir tek ortak noktası var, o da Allahları der. Yani sadece e, Allah konusunda anlaşıyorlar, ortak tek noktalar odur bu belki biraz abartılı olsa da gerçek payının olduğu muhakkaktır. Şimdi Orta Doğu ülkelerinde özellikle Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir uluslararası askeri organizasyon çok tehlikeli yerlere gidebilir. Bunu daha önceki sicilden ve tecrübeden biliyoruz. Dolayısıyla buna biraz kuşkuyla bakmakta yarar var diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye gibi layık, batılı NATO üyesi bir ülkenin ve şimdiye kadar daha doğrusu AKP iktidarına kadar Orta Doğu'ya mesafeli durmuş bir ülkenin böyle doğrudan sık eleyip dokunmadan bu ülkelerle bir uluslararası askeri organizasyona girmek bence biraz düşünülmesi gereken bir konu. Peki tartışalım. Mehmet Bey katılıyor musunuz? Yani bir boyutuyla katılıyorum. Şimdi burada tabii e, burada bir kavram karmakarışası var. Belki ilk önce onu değinmek lazım. E, Suudların bir koalisyon kurmaya çalışıp buna ittifak deme gibi bir şeyleri var, bir yaklaşımları var. Koalisyon sizin belirli bir yerde askeri operasyon yapmak için kurduğunuz bir yapıdır. Bu geçici bir yapıdır e, ve birçok ülkeyi bir araya getirebilirsiniz bunu. Bir Gönüllüler ittifakı kurmuştu Biliyorsunuz ABD 2003'te Körfez Savaşı'nda da benzeri bir durum vardı Bu bir koalisyon Ama bir ittifak değil ee, Fakat e, Ara Fark ne peki? İttifak olursa ne olur, koalisyon olursa ne olur? Birçok farkı var. Nedir? İttifak ilk önce bir savunma paktıdır Yani siz bir yerden tehdit algılıyorsunuzdur Onu durdurmak, çaydırmak için Bunu kurarsınız ee, Bu uzun dönemlidir siz e, müttefiklerinizi desteklersiniz, e, kendi askerleriniz arasında bir uyumluluk sağlamaya çalışırsınız. Oysa burada bu yok. Fakat koalisyon böyle bir şey değil. Yani sizin bir, bir sabah yaptığınız açıklamayla bir koalisyon açıklaması yapıyorsunuz, ittifak açıklaması da yapıyorsunuz. Halbuki e, ittifak dediğiniz formel bir anlaşma üzerine kurulur. Peki koalisyonsa eğer bu, evet. neyi kapsar? Yani şimdi mesela... Türkiye diyoruz bu askeri koalisyonun sizin tabirinizle evet. içinde. Bu ne demek? Türk askeri bir yere gidecek. Diğer ülkelerin askerleriyle bir araya gelecek falan Bur böyle bir şey mi? Bur burada da sorun var. Çünkü askeri koalisyonun hedefi şudur. Siz dersiniz ki şurada bir operasyon yapılacak ve belirli bir operasyona kimin ne gibi bir katkı yapacağı bellidir ve o katkıyı yapar ve bu biter. Bu ilişki biter. Peki bu öyle bir şey Burada mi? Burada böyle bir şey yok. Burada şöyle bir tablo var hatta. Açıklamaya baktığınız zaman Bush'un teröre açtığı savaş gibi. Ee, işte teröre savaş, belirsiz, nereye asker gö gönderileceği belli Müpem. değil. Müphem. Müphem. Kapalı. Kapalı. Kaç ve... asker olacak? Hangi ülke ne asker verecek? Nereye operasyon yapılacak? Bunlar Bunların hepsi... hiç hiçbirisi belli değil. Belli değil. Ve bu belirsizlik... Peki şöyle mi? Çok özür dilerim. Tabii Henüz belli değil. Bu ilk açıklama. Belki de belirli, belki de belirlendi. Kamuya, dünya kamuoyuna açıklanmadı. Böyle bir şey mi yoksa? Şimdi böyle bir şey, şu, şu nokta önemli. Yani bir ittifak dediğiniz zaman siz ve e, sahada koalisyonlar var hali hazırda. Yani Rusya'nın, e, İran'ın, Suriye'nin bir arada olduğu bir koalisyon var. Bir de Batı liderliğinde bir koalisyon var. Siz bir ittifak kurdunuz, Siz de sahaya girdiniz ve e, işte Suudi Arabistan Mısır'dan e, işte Afrika'daki belirli bir ülkeden aldığı askerlerle sahada bir şeyler yapıyor. Suriye'de mesela yapıyor. IŞİD'de savaşıyor ve burada e, bir şekilde e, sahadaki diğer bir koalisyonla çatıştı. Rusya ile çatıştı ya da İran'la çatıştı ki Suudi Arabistan'dan bahsettiğimiz zaman bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurmamız evet, gerekiyor. Ki Hatta her zaman şunu da düşünmemiz gerekiyor. Acaba Suudi Arabistan gerçekten İsrail ile mücadele için mi yapıyor bunu yoksa ABD'nin biraz geri çekilmesiyle birlikte kendi yalnızlığını, İran'a karşı yalnızlığını ortadan kaldırmak için mi bunu yapıyor? Böyle bir çatışma esnasında diğer ülkeler doğrudan bu koalisyona savaş ilan edecekler mi? burası çok büyük bir tartışma. Peki bu da MUPEM. Bu da müpem? Çünkü normalde formal bir anlaşmaya dayalı bir ittifak olması durumunda savaş ilan etmeleri gerekir. Ama bu tabloda çok da böyle bir e, görüntü olacakmış gibi gelmiyor Peki. bana. Peki bu tablo bu tablodan yola çıkılarak şu söylenebilir mi? Suudi Arabistan yine sizin tabirinizle diyelim ki Mısır'dan ya da Afrika'dan bir ülkeden askerler aldı. Ve Suriye'deki savaşa müdahil oldu. Evet. E, buna Türkiye'nin e, Türkiye müdahil olmayacak mı askeriyle? Türkiye eğer bu koalisyonun bir parçasıyla bir şekilde müdahil olması gerekiyor. Onun da olması lazım. Evet tabii nasıl olacak? Ya asker gönderecek muharip ya da muharip olmayan asker. Ya buraya e, bir e, lojistik destek sağlayacak. Bir biçimde destek vermesi Ya üstlerini lazım. açacak ya hava sahasını açacak bir şekilde katkıda bulunması gerekiyor. Koalisyon sadamı. Tabii ki. Yani bizim özellikle... O zaman diyorsunuz ki sahada çarpışan, fiilen çarpışan güçler. Evet. Diyelim ki e, İran'la ya da Rusya'yla karşı karşıya geldi. Bu durumda Türkiye ne yapacak? Evet. Bu, burası ciddi bir soru işaret. Peki. Atilla Sandıklı. Evet. Siz ne diyorsunuz? İyi bir şey mi yapılıyor? Yani Bence şu açıdan, İslam ha? ülkeleri evet. bir araya geliyor. İşi de karşı ortak. Ee, biz ittifak diyoruz ama Mehmet Bey ona ittifak demeyelim, koalisyon diyelim diyor çünkü ittifak çok daha güçlü ve sıkı bir bağı işaret ediyor. Şimdi birincisi şöyle biz e, malumlarınız geçen e, bu senenin başında terörün geldiği yeni boyut, işit örneği diye bir rapor hazırlamıştık ve bu raporda İslam ülkelerinin özellikle işit gibi dini motifli veya dini duyguları istismar eden terör örgütlerine karşı Din adamları dahil, bilim adamları dahil, devlet yetkilileri karşı beyanlarda bulunması lazım. Bunun İslam'la herhangi bir bağının olmadığı ve bunu tamamen e, bunda İslam ülkelerinin mücadele etmesi gerektiği konusunda e, politikalar geliştirmesi gerekirdi. Niteki süreç içinde bizim Diyanet İşleri Başkanlığı da, diğer ülkelerde, de bu konuda din adamları da bu konuda bu işitin İslam'la alakasının olmadığını İslam'ı duygularını insanların o hassas duygularını kullanmak suretiyle terörü te kendi hedeflerini gerçekleştirmek için bir araç olarak kullan. Bunlar yapılmaya başladı. Daha da ilerisi yapabilir. Ortak konferanslar düzenlenebilir. Yani İslam'ın bununla ilgili olmadığı ve toplumda bunun yaygın olarak Ama bu sizin e söylediğiniz bir, bir propaganda bir kısmı faaliyeti. Eder. Bir kısmı bunu bunlar yapıldı. İkinci Devlet adamları da eskiden mesela bu kadar açık yapamıyordu çünkü neden İŞİT gibi terör örgütleri oradaki Sünni Sünni hassasiyetleri, onların yaşadıkları bazı travmaları, işte devletten ötekileşme duygularını kullandığı için bu hassasiyeti Ama bu hassasiyetler onun hedefi değil, hedefi terörle işte bir devlet kurmak, terör devleti kurmak. Dolayısıyla bunu kullandığı için geri planda kalmışlardı. Devletler de bunu yaptı. Ama Son zamanda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililerin açıklamaları var. Yani İslam ülkeleri yeterince terörle mücadelede aktif hareket tarzı bulunmuyorlar diye açıklamalar da var. Daha fazla şey yapılması lazım, mücadele edilmesi lazım. Ben bunun da etkisini olduğunu düşünüyorum ve devletler birincisi bu daha henüz bir başlangıç. Bir ittifak anlaşması, herhangi bir şeyden söz etmek, bir koalisyon anlaşması gibi bir ifadeden de söz etmek mümkün değil. Çünkü Pakistan hemen bir açıklama yaptı bugün. Ya dedi, bizim de böyle bir anlaşmadan, böyle bir ittifaktan falan haberimiz yok. Halbuki adı geçiyor. Tunus'ta yapıyorlar. Tunus'ta, Tunus'ta. Halbuki adları geçiyor. Yani atları bu. geçiyor bunlara Fakat şey Türkiye değil. Türkiye haberimiz var dedi. Yani ama, Türkiye haberimiz vardı. Yani bunun ne bir koalisyon gibi bana göre şu anda değerlendirmesi ne ittifak gibi. Ne ittifak gibi. Bir ortak açıklamayla teröre karşı birlikte bir, bir şey mücadele niyet beyanı mı? Şu an için baktığımızda teröre karşı ortak mücadele edilmesi gerektiği, terör örgütlerinin İslam'la hiçbir alakasının olmadığı ve asıl bununla mücadele yani eden unsurların da Müslüman ülkelerin aktif olarak mücadele etmesi gerektiği konusunda net bir açıklama var. Şimdi burada baktığımızda yine açıklamadan altında şöyle askeri işbirliği diyor, istihbarat işbirliği olabilir, eğitim işbirliği olabilir. Ama bunu bütün devletler aynı oranda ve aynı katkıda yapılacak anlamında gelmiyor. Diyelim ki bu ülkelerden birçoğunda terör örgütü El Shabab, işte Boko Haram gibi bunların farklı uzantıları. Gene bir kısmı e, işite de biat Bunlara dair istihbarat paylaşımları söz konusu. İstihbarat paylaşımı olacak. Mesela terörle. Yani şu, hocam biz şimdi şöyle anlıyoruz. O zaman siz daha da belirklendirdiniz. Ee, biz zannediyoruz ki bu ülkeler bir araya geldi. Bir büyük ordu kuruyorlar, Hayır. Suriye Savaşı'na yani. müdahale edecekler. Ordu, bizim Aa. Mehmet çıktı onların içinde. Yok böyle bir şey canım yani böyle bir şey. <laughs> ben de. Yani böyle bir şey, yani böyle bir şey. Orada zaten iki tane ittifak var, birbirlerine rekabet ediyorlar. Bir tanesi Rusya. Eğer ee, öyle olursa şey. felaket olur yani zaten. Ötekisi de işte ABD öncülüğünde bizim de içinde bulunduğumuz koalisyon var. Bu genel olarak İslam ülkelerinde meydana gelen birincisi yapılması gereken şey şu. İslam'la terörü birbirinden ayrıştırmak ve terör örgütünün, Müslümanların hassasiyetlerini istismar ederek bunları kendi hedefleri doğrusunda kullanmalarını engelleyecekleriyle de toplumsal bunları anlatmak kendi Bu daha ülkede. çok bir propaganda faaliyeti. Bir bir o. İkincisi nedir? İstihbarat faaliyeti. Üçüncüsü. Bu üçüncüsü de eğitim faaliyeti. Şimdi bu konularda deneyimli ülkeler var. Peki ama asker kelimesi geçti. E şimdi asker kelimesi de ne yapılıyor? Eğitim vereceksiniz buna. Mesela şu anda Türkiye'nin birçok ülkede bu konuda jandarmanın askeri eğitim danışmanlıkları verdiği unsurlar var. Operasyonel değil mi bu? Yani şu anda operasyonel değil ama mesela bir operasyon yapılması gerekti. Bununla ilgili ayrı olarak bir ekip meydana gelecekse bir buna karşı bir kuvvet oluşturulacaksa bununla ilgili ayrı bir talep yapılması lazım. Ayrı bir tartışma evet. ve ayrı Ayrı bir, bir tartışma. Ben şu anda daha o seviyenin değil daha beyanda bile problem var. Yani... Peki. Beyana... Hocam siz ideal olanı söylüyorsunuz. Dolayısıyla ideal olan yani bu olması gerekiyor. Yani, evet. IŞİD'le karşı bir karşı hikayeleştirme oluşturulması gerekiyorsa bunun... Ben böyle anlıyorum diyor. Müslümanların diyorum. bir araya gelip buna karşı bir şey ortaya koyması gerekiyor. Ama... Burada hemen hemen hiç buna dair bir işaret bulunmuyor. Daha çok askeri bir yapıdan bahsediliyor, belirli yerlere operasyon yapmaktan bahsediliyor ki yani burada işte benim kavram kargaşası yani dediğim ama suudlar tam olarak ne söylediklerinin farkında değil gibi bir yani e, ya da Belirli hayaller sizde, üzerine konuşuyorlar. Sizde olarak. böyle bir müpevmiyet görüyor musunuz? Kuşku verici yani, bir müpemiyet. Ben Kuşku değil, daha yok, ortada bir şey yok. Ya. <laughs> şey yok. Abartmayalım. <laughs> yani, yani şöyle için. diyeyim, ortada bir şey yok. Bir beyana karşı yapılmış ve bu, o beyanda imzasız olduğu söylenenler yok. Şimdi burada bir şey daha var. Sizce bir dakika, evet. Orayı, ayrıntıları evet. tartışacağız. Evet. Burası buraya kadar yeterli. Evet, Sizin tamam. ne demek istediğinizi tamam. anladım. E, detaylara gireceğiz. Sadece şunu soracağım size. Bu işbirliğinin yani bu... Sizin tabirinizle daha henüz başlangıçta olan bu hareketin içinde İran'ın yer almaması bir büyük eksiklik değil mi? Yani İran İslam ülkesi değil mi? Onu Müslüman kabul etmiyor mu bu ülkeler? Yani bana göre büyük bir eksiklik. Ama çünkü İran da işit karşıtı. Yani bir noktada gibi. işit karşıtı şey yapıyor ama burada terör örgütleri farklı farklı yorumuyor. Mesela Suudi Yemen'de oradaki bazı İran'ın desteklediği unsurları terör örgütü olarak şey yapıyor. Dolayısıyla biraz zor gibi gözüküyor orada. Ama bence eğer gerçekten bu birlikte hareket olacaksa İslam ülkelerinde mutlaka onların da içinde ve terörün her türlüsünün karşı çıkılacak bir sistemin içinde olması gerekir diye düşünüyorum ben. Siz de aynı kanaatte misiniz? Aksi takdirde aksi takdirde şöyle bir şey olur. Bu mezhepsel gerilimi bölgede var olan çatışmaya da bana göre dönüştü dönüşme aşamasına gelmiş olan bu gerilimi daha da derinleştiril ve işin içinden çıkılmaz bir duruma da getirebilir. İran konusunda aynı şeymiş. Şöyle şimdi burada biz Suudların tam olarak ne yapmak istediklerini bilmiyoruz açıkçası. Yani Amerikan Kamuya savunma açık açıklamalarından bunu evet. çıkaramıyor muyuz? Savunma Bakanı ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın açıklaması var. IŞİD'le mücadelede Sünnilerin, Sünni Müslümanların etkin olmasından mutluyuz. Fakat Suud'ların neyi planladıklarını biz de bilmiyoruz diyor. Yani ABD Savunma Bakanlığı seviyesinde bunun tam olarak ne olduğuna dair bir... E, Ama mutlaka bir şeyler biliyorlar bilme, ki mutluyuz diyorlar böyle birleşmeleri falan iyi. Hani kötü bir şey demiyorlar. Merak unsuru. E, burada tabii şu var. Bütün devletler bunu yapıyor. Üşitle mücadele edeceğini söyleyerek kendi politikalarını bu torbanın içerisine koyarak dünya kamuoyuna satıyorlar. Ruslar da aynısını yapıyor, başka ülkelerde yapıyor. Şimdi Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan da benzeri bir şey var. Burada hedef eğer gerçekten IŞİD'le mücadele ise zaten bunun askeri bir yolla olmayacağını uzun zamandır birçok insan söylüyor. Yani Suriye'de Orası bir katılımcı bir şey. Ben sadece İran konusunda bir cümleyle. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Şimdi ee, Suudi Arabistan deyince aklımıza sürekli şu geliyor. Ee, bir mezhepsel e, derilimin bir parçası. Şimdi burada mesela İslami ittifak deniyor. Şimdi İslami ittifak e, ilk başta kulağa hoş gelebilir. Tabi Müslüman ülkeler bir araya geliyor falan ama bir diğer taraftan da özellikle son dönemde Orta Doğu'da din çatışmaları, mezhep çatışmaları, ki bizim burada mücadele edeceğimizi söylediğimiz, başta IŞİD olmak üzere, Boko Haram, bunlar her birisi din adına savaştığını söyleyen terör örgütleri. Şimdi bu ismi koyduğunuz zaman siz onların sahası içerisinde bir mücadele yapma gibi bir duruma düşmüş oluyorsunuz. Burada bir risk var, burada bir tehlike var. Yani hem İran'ı karşısına alma durumundaki ki e, İslam İttifakı deniyor ama sadece Sünni ülkeler bulunuyor ki burada bir... E, bir tansiyon olması riski var. Diğer taraftan İslam ittifakı şunu hatırlatıyor bir yönüyle. Ee, Bush, George Bush burada bir ko, e, gönüllüler ittifakı kurduğu zaman Irak dili sürçerek belki ya da bilerek e, bunun bir demişti. haçlı ittifakı olduğunu söylemiş. Sonra geri aldı bunu değiştirmeye çalıştı. Fakat bunu bir, bir defa söylemiş oldu. Şimdi onun oluşturduğu bir şey vardı. Şimdi burada da bir bir farklı bir boyutu var. Bunun da beraberinde getireceği riskler var. Bu e, siz eğer IŞİD'le savaşmak istiyorsanız buna İslam İttifakı demeniz gerekmiyor. Bu İslam isminin burada yakışıksız durmasından e, dolayı söylemiyorum ben bunu. Şunun için söylüyorum. Sonrasında tamamen din karakterli bir çatışmaya evrilebilme riski e, olması bağlamında söylüyorum. Hem IŞİD gibi terör örgütleriyle dini bir zeminde çarpışmak anlamına kolay gelebilir. bir şey değil. Hem de İran faktörü nedeniyle mezhep Kesinlikle. çatışmasına dönüşebilir. Uluç Özülker siz ne diyorsunuz? Efendim bir defa anladığım kadarıyla bir büyük şey var. Bilinemezlik, bilinmemezlik var. Aslında ben bilinmemezlik olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle başlayayım. Bizim Türkçe'de güzel bir deyim vardır. İki çıplak bir hamama yaraşır deriz. Şurada ben 34 tane ülkeden bahsediliyor. Türkiye'yi dahi bunun içine koyabilecek durumdayım. Baktığım zaman hepsi zaten kendisi terör örgütleriyle, iç savaşlarla vesaireyle e, bu gırtlara kadar bakmış durumda olan ülkeler. Bu arada Suudi Arabistan kendisi işte gitti Şiiler var Kuzey Doğu'da diye ezdi geçti her tarafı kendisi de bırakmıyor. Yemen'de biraz evvel bahsetmiş olduğunuz gibi oralara da gitti. Dolayısıyla yani şimdi bir kere Riyad merkezli olarak yapılıyor. Benim Şahsi görüşümü net olarak şöyle söyleyeyim. Ben burada beş faktör görüyorum. Birincisi aslında bu ülkelerin bir harekete geçmek veya bir şey yapabilme kabiliyetleri yok. Askeri olarak? Mı? Askeri olarak da yok, hayır şekilde de yok. İstihbarat şey... da mı yok? İstihbarat yani CIA'ya bağlı olarak mesela Suudi Arabistan falan çalışır daha çok. Kendilerinin dünya çapında yayılmış böyle bir ve bu ülkeler öyle bir şey ülkeler değil. Şu anda Mısır dahi Amerika'ya kendini yaslamış vaziyette işte onunla birlikte hep birlikte Sisi ayakta durmaya çalışıyor. Şimdi efendim burada Amerika Birleşik Devletleri koalisyon diye ortaya çıktı. Ee, öbür tarafta da Rusya başka bir koalisyon oluşturdu konuşulduğu gibi. Amerika'nın oluşturmuş olduğu bu koalisyon aslında zayıf bir koalisyon. Neticede Amerika vuruyor. Şimdi son zamanlarda Rusya ile NATO karşı karşıya gelmeye başladılar biraz. Burada da başka bir türlü bir sorunla karşı karşıya bulunuyoruz. Ama bütün bunlar olurken Amerika bu ittifakını kendi yönünden koalisyonlu ittifak demeyelim genişletme ihtiyacı içinde. Bunun içine fiilen bu işi yapabilecek olanları koyacağı gibi ismen burada yer almak suretiyle kendine manevi desteğini verecekleri de bunun içinde göstermek işine geliyor. Bu manada Suriyeliler üzerinde ciddi bir baskı icra etti. Suudiler bir şey yapamadılar. Şimdi hemen şunu hatırlıyorum. Bir dakika. Böyle bir ittifak kurumu dedi Amerika. Suudi e tabii ya, yani ittifak demedi büyük bir e ya koalisyon. koalisyon. Yani başka bir ifadeyle İslam İşbirliği Örgütü biliyorsunuz onun bir maddesi vardır. Teröre ve silahlı terör gruplarıyla mücadeleye de yer veren bir maddedir bu. Bu kapsam içinde ee, Suudi Arabistan'da orada en büyük finansör, işte sözü en çok dinlenen ülkelerden biri, onu kullanmak suretiyle İslam İşbirliği örgütünü de işin içine alabilecek bir adım atılması için Amerika zorladı. Fısıldadı. Peki o İslam İşbirliği örgütünde İran yok mu? Şimdi efendim olup olmaması önemli değil. Şu manada, işte burada daha da vahim bir şey var. Aslında e, e, mesela iki ülke, Cezayir yok burada. Cezayir'de ben katılmam dedi. Bir cevap vermedi. Lübnan haberim dahi yoktu benim. Beni de koymuşlar buraya da. Halbuki Lübnan şu sırada Hizbullah'tan <laughs> müthiş korkuyor. Dolayısıyla bir Şii baskısı altında olan Lübnan'ın burada Sünnilerle bir arada gözükmesinin de bu anlamda çok büyük bir yararı yoktur diye bakılıyor. Irak? Irak, Suriye ve şey İran, Hizbullah'la birlikte düşünülürse, Rusya'yı da başına oturtursanız, bu diğer biraz evvel bahsedilen koalisyonu oluşturur. Aslında burada şu sırada Esad'ın üzerinden cereyan eden bir bilek güreşi var. En basit şekilde Kerry ile Lavrov daha yeni görüştüler. Cuma günü bir kere daha Birleşmiş Milletler'de görüşecekler. Soru soruluyor. Anlaştınız mı diye. İlkeler üzerinde anlaştık ama Esad'da hala anlaşamadık diyorlar. Zaten Esad'da anlaşamadınız andan itibaren hangi ilkede anlaştınız o da belli değildir. Bu da işin bir tarafı. Tabii unutmayalım ki Rusya'da bu arada Türkiye'de işte bir, bir takım taleplerle de ortaya çıktı. Şimdi burada bütün mesele kafam iyice karıştı. Bu evet. Şekilde. Şimdi burada 5 tane olay dedim. Birincisi Amerikanın baskısı. İkincisi burada bir İslam meselesi ortaya atılmıştır. Aslında burada İslam'ın imajını kurtarmak söz konusudur. Yani başka bir deyişle dünyada İslami terör diye herkes ortaya çıktı ve Batı kamuoyu başta olmak üzere herkes bir tedirginlik içinde ne oluyoruz diye. Dolayısıyla burada İslam İslam'ın bu işle bilgisi olmadığını ispatı lazım diyorlar ki biz İslam ülkeleri olarak teröre, karşı teröre karşıyız. Teröre IŞİD karşıyız, IŞİD'e de, IŞİD e de karşıyız. Ama şimdi bunu söyledikten sonra biraz sonra da onun da şey yapacağım. Mesela Suudi Suudi Savunma Bakanlığı bir açıklaması var. Bu açıklamada gayet net bir biçimde ee, Libya, Mısır ve Afganistan'da terörle mücadele çabalarını koordine edeceğiz diyor. Yani pf, garip. IŞİD'den hiç bahsetmiyor. Buna karşılık Dışişleri Bakanı Suudi Dışişleri Bakanı o bir açıklama yapıyor ve onun da söylediği şey, e, biz normal şartlarda istihbarat değişim yapacağız kendi aramızda. Eğer kara birliklerine de ihtiyaç olursa IŞİD'e karşı ona da katılırız diyor diyor ama diğer bütün ülkelere itibariyle baktığınız zaman pek çok ülkeden "ha biz katılmayız" diye cevap gelmeye başladı. Artı bu 34 ülkeye 10 civarında ülkenin daha bilahare katılacağına dair Suudilerin bir açıklaması daha var. Yani şimdi buradaki demek ki ikinci husus imajını kurtarmak İslam'ı Amerikan etkisi Amerikan İmaj. etkisi, imajı kurtarmak. Üçüncüsü bir çatışma ortamı doğdu dünyada özellikle Fransa'da falan yaşanan olaylardan sonra Amerika da bu korku içinde yaşıyor şu sırada. İslam'ı Müslümanlık, Hristiyanlık çatışması. Yani Huntington'un meşhur medeniyetler çatışmasını bir noktada hayata mı geçiriyoruz diye Batı'da çok ciddi endişeler var. Şimdi böyle olunca siz Müslüman kesim olarak hiç böyle bir niyetimiz de yok. Böyle bir çatışmaya da girmeyeceğiz. Dolayısıyla bizim derdimiz Müslüman Hristiyan meselesi de değildir. Size karşı da bir derdimiz yok. Merak etmeyin öbür tarafta icap ederse hepimizin ortak düşmanı olan İşi bu teröre karşı ve bunu da geri ama IŞİD'in resmen kullanmadılar daha şu ana kadar. O da diğer tarafı. Yani ee, bu da şey husus... mi? Biz e, e, bir Müslüman Hristiyan çatışması e, ihtimalini, evet. atmosferini ortadan kaldırmak. Ortadan kaldırmak. Evet. Dört. Hayır, yok. Evet. Dördüncü husus şu. Eee Şimdi bu söyleyeceğim tabii biraz Zülfiyar'a da dokunacak ama İslam İşbirliği Örgütü'nün kurulduğu günden bu yana bana bir karar alıp da o kararı hayata geçirdiğini veya bir iş yapabildiğini gösterirseniz ben burada hiçbir şey bilmiyorum diye size itirafta bulunabilirim. Laf olsun diye mi alındı? Laf olsun diye alındı. Çünkü bugüne kadar, biz Kıbrıs meselemizi biz yalvar yakar kaç defa getirmişizdir kimsenin umurunda değil. Beş? Beş. Somut bir şey söyleyeceğim. Mart 2015'te Suudi Arabistan bu defa körfez ülkeleri Mısır'ı falan yanına alarak IŞİD'le mücadele, terörle mücadele adı altında bir askeri örgütlenme kurma kararı çıkarttırdı. Mart 2015. Hiç haberiniz var mı bundan bugüne Yok. kadar ne oldu diye? Peki şimdi buna çok daha zor durumda olan biraz evvel söylediğim gibi buraya kadar terör'e kendileri de batmış olan ülkelerin buraya da alınmasından sonra daha başarılı bir soru çıkabileceğine dair en ufak bir şüpheniz var Ne peki bu o zaman? Efendim bu doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletlerinin baskısı sonucunda başında söylediğim gibi İslam aleminin Sünnilerin bir gösterisidir. Bunun da geçmez yalnız. Yani laftan öteye geçmez. Laftan öteye geçmez bu. Ama bir şeye çok dikkat etmek lazım. Burada Türkiye zorda. Biraz evvel soruyu sordunuz. Şu manada. Aslında Türkiye layık bir ülke. ve Ama bunun ötesinde e, her yani şey rağmen... bir İşbirliği Örgütü'nün içinde varız. Yani bir de Orta Doğu'da iyiden iyiye batmış bir ülke Türkiye. Bir de o tarafı da var. Şimdi burada sonuç itibariyle e, çarpışmak için askere ihtiyaç var. Yani kara birliklerine ihtiyaç var. Ve son zamanlarda giderek daha fazla nereye gidiyoruz? Yani Türkiye falan da bu işin içine girmelidir diye pek çok sözler işitmeye başladık. Şimdi burada da netice itibariyle Türkiye ben buna katılmıyorum dese hükümet politikaları itibariyle yanlışlık olacak. Katılıyorum dese bu bahsettiğim bataklık içinde oraya girme şans ve ihtimali yok. Dolayısıyla şimdi burada Türkiye bir açmazlar. Oradan oraya gidip geliyor. Peki eğer lafsa bu, laftan ibaretse bu ittifak, bu İslam gücü Türkiye katılırım der, lafta i̇şte kalır. zaten öyle yaptık biz de katıldık. 34. ülke olarak biz de girdik. Tamam. Lafta kalacak o Şimdi zaman. Bir de Niye Rus, açmaz olsa ya olsun? da dikkat edin yalnız. Rusya bir açıklama yaptı biliyorsunuz bu konuyla ilgili. Çok net bir açıklama o da. Dedi ki yani kimin ne yapacağını, ne edeceğini daha bilmiyoruz. Görmedik. Hiçbir şey belli değil. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir beyanda bulunmak veya bir yorum yapmak için çok erken dedi. Aynı şeyi Suudiler de söylediler. Basın toplantısında soruldu Bakara ne yapacaksın? Ne yapacaksınız diye. Biz de bilmiyoruz. Daha tasavvur halindeyiz bakıyoruz. <laughs> ileride ne yapacağımızı göreceğiz, düşüneceğiz dedi. Yani başka bir ifadeyle ben o ülkelerde görev falan da yaptığım için onlara karşı en ufak bir menfi hissim yok. Fakat o ülkelerde ben gidip konuşurdum arkamı dönerdim yani Allah bir dedikleri zaman bile iki defa düşünüp rapor ederdim Çünkü kararlar çok çabuk değişiyor ve bu arada çok kolay da taahhüt altına girebiliyorlar Peki. Ama buradan da somut bir şey çıkacağını ben şahsen düşünmem Profesör Aydar Çakmak İran'ın dışarıda bırakılması şimdi şu ana kadar yapılan değerlendirmelere baktığımızda Aslında bunun öyle çok da ciddi alınır bir it ittifak ya da koalisyon neyse adına ne diyeceksek. Zaten koalisyonun başı olan ülke bile daha tasavvur halindeyiz dediğine göre belirsizlik büyük. Ee, olsun yine de belirsizlik olsa da İran'ın dışta bırakılması büyük bir sorun mudur? Evet e, bu ciddi bir sorundur. Belki de e, İslam dünyasının bir kez daha parçalanabilecek duruma geleceği. Zaten ilişkiler çok iyi değil İran'la. Hem Türkiye'nin hem Suudi Arabistan'ın. Bir kez daha yer alacağı muhakkaktır. Yani yanlış ve kötü bir strateji. Fakat ben bundan önce biraz önce orada konuşulanlarla ilgili birkaç şey ilave etmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi koalisyondan ve ittifaklardan söz edildi. Gayet tabii bu bir ittifak henüz değil. Ancak Sudilerin e, Amerikalılarla istişare etmeden bunu dünya kamuoyuyla paylaşmaları mümkün değildir. Bu daha önce Amerikalılara mutlaka konuşmuşlardır. Bu bir. İkincisi e, zaten şu anda Orta Doğu'da özellikle Suriye ve IŞİD'le ilgili iki tane farklı koalisyon mevcut. E, birisi Amerikalılarla e, birlikte e, İngilizler, işte İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, Türkler vesaire. Bunlara da Suudi Arabistan destek veriyor. Bu bir koalisyon. E bir de e, Rusya'nın başını çektiği e, Irak'ın, e, İran'ın ve Suriye'nin bulunduğu bir başka koalisyon var. Dolayısıyla bunlar e, özellikle e, Rusya Eylül'den bu tarafa IŞİD'i bombalıyor. Şimdi e, IŞİD konusuna e, şöyle bir bakmak lazım. Suudilerin ne iş yaptığını görebilmek için. IŞİD'in bugün başında dünyanın en güçlü askeri ülkeleri var. Amerikalılar vuruyor, İngilizler vuruyor, İtalyanlar vuruyor, Fransızlar vuruyor. Onlar yetmedi bu kez. Ruslar geldi dünyanın ikinci büyük gücü onlar vuruyor. Üç aydır yaklaşık olarak üç aydan beri onlar vuruyor. Ve IŞİD denen her neyse bir türlü ortadan kalkmıyor. Ve hala ayakta ve sağa sola saldırıyor. Şimdi dünyanın en büyük güçlerinin Vurduğu bir örgüte, Sünder Abistan'la diğer işte belki de bütçesini zor, zor denk getiren Mali gibi ülkeler ne yapacak, ne yapabilir? Yani bu ciddi bir organizasyon ve ciddi bir düşünce değil. Hani bir söz vardır bize derler ki bir işi yokuşa sürmek istiyorsanız ya da yapmak istemiyorsanız onu komisyona havale edin herhalde bu şeyden e, taktikten olsa gerek ki Sudiler IŞİD konusunu e, bir efendim işte bir koalisyona havale etmek için e, ve böyle bir belki örgütlenme peşindeler. Çünkü Amerikalılar izin vermeseydi bunu yapmazlardır. Dolayısıyla Peki. ben bu işin çok samimi olduğunu sanmıyorum. Bir birinci bölümü burada, bir. Burada bir yani, evet, bir cümleyle bir, bir cümle, bir cümle. Burada belirli bir mesaj da var. Şimdi baktığın zaman batılılar. O mesajı yani, önemsemek yani lazım. batılılar Mesela bir İslam adına hareket ettiğini söyleyen bir terör örgütüne karşı mücadele yapıyor. Dolayısıyla bunu İslam'a karşı bir operasyon olarak göstermemek için bak bütün İslam ülkeleri aslında bu terörü lanetliyor ve bunlarla mücadele etmemiz için bize de destek sağlıyor ifadesi dahi önemli bir şeydir. Amerikalılar bunu beklemiş olabilir. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz. Şimdi bir de şöyle bir enteresan durum çıktı ortaya. Bu ittifakın önemli parçalarından biri Mısır. Mısır var işin içinde. Şimdi biz Mısır e, Sisi darbesinden sonra Mısırla ilişkilerimizi büyük ölçüde kopardık e, ve Mısır darbesine Türkiye olarak şiddetle itiraz ediyoruz. Ama şimdi öyle ya da böyle bu ittifakın içinde Mısırla birlikteyiz. Yani eğer askeri bir operasyon Söz konusu olacaksa Sisi'nin ordusuyla bizim ordumuz ortak bir hatta hareket edecek. Bu da ilginç bir şey. Bunu biraz da konuşmak istiyorum. Kısa bir aradan sonra Tarafsız Bölge'nin ikinci bölümünde hem bu işin bu kısmını hem de ittifakla ilgili diğer soru işaretlerini konuşacağız, tartışacağız. Evet, Profesör Haydar Çakmak, Uluç Özülker, Mehmet Yegin ve Profesör Atilla Sandıklı konuklarımız aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülkenin Suudi Arabistan öncülüğünde teröre karşı İslam ittifakı oluşturması meselesini konuşuyoruz, tartışıyoruz, ele alıyoruz. Tarafsız Bölgenin ikinci bölümünde bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Müzik Ee, şimdi bu zamana kadar yapılan değerlendirmeleri toparlarsak üç noktayı vurgulamak lazım. Ee, konuklarımızın büyük bir kısmı bu oluşturulan İslam gücünün lafta, kağıt üzerinde kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Ee, özellikle Atilla Sandıklı bunun daha çok bir propaganda ya yönelik bir oluşum olduğunun altını çiziyor. Ee, üçüncü husus, İran'ın dışlanması kaygı verici bulunuyor. Hadi bir dördüncü daha ekleyelim. Yine ortak nokta, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin böylesi bir açıklamanın Suudi Arabistan tarafından yapılmasını teşvik ettiği belirtildi, vurgulandı. Bu dört husus e, birinci bölümde konuştuk. Şimdi bundan sonraki bölümlerde e, başka yan sorular var. Onları konuşacağız. Ama siz bir söz istemiştiniz, ben size o sözü reklama gittiğiniz evet. için verememiştim. Hemen isterseniz sizinle Yani ya Şunu demek çok doğru değil açıkçası. Yani bu ülkeler bir araya gelip bir şey yapamazlar ve o e karşı bir etkili bir etki oluşturamazlar ya da diğer e, radikal örgütlere karşı. Hayır, bu ülkeler e, siz koalisyonun en büyük etkisi şudur: meşruiyet zemini, kendi içerisinde. Üyeleri kimlerden oluşuyorsa o noktada ciddi bir meşruiyet oluşturur. Yani bu ülkeler bir araya gelip Sünni Müslümanlık hakkında bir şeyler söylüyorlarsa bunun bir etkisi mutlaka olacaktır. Ve IŞİD, Boko Haram gibi örgütlerin genel olarak militan devşirdikleri kesimler Sünni Araplar, Sünni Müslümanlar üzerinden olduğu için. Peki bu devletler onları, bir araya gelince ve kendilerini işi de karşı, teröre karşı konumlandırdıklarında. Ee, terör mevzi mi ka kaybeder bu ülkelerde? Nasıl konumlandıklarıyla ilgili bir şey bu. Yani bu askeri olarak çözülecek bir şey değil. Burada zaten IŞİD'in bu kadar ülkenin bombalamasına rağmen kaybet kaybetmiyor olmasının sebebi nedir? Çünkü IŞİD günün sonunda şunu söylüyor. Batı şeyine karşı yani eğer bu e, batılı ülkeler saldırıyorsa ben Hristiyanlara karşı savaşıyorum diyor. Şiiler e, e, ve Şii bazlı olarak kurulan ittifaka karşıda ben işte e, İslam e, dışı unsur olarak, evet, yani mezhepsel olarak onlarla savaşıyorum diyor. Ve bunun üzerinden bir meşruiyet devşirmeye çalışıyor. Bu ülkelerin bu bağlamda Ama söyleyeceği bu ülkeleri, şeyler... bu ülkeleri bir araya getirmeyi teşvik eden unsur Amerika ise o zaman işit diyecek ki ya bu ülkelerin yöneticileri Amerikan etkisi altında Amerika söyledi bunlar da ittifak kurdu diyecek. Bunu diyebilir ama şu anda hali hazırdaki yapı ABD liderliğinde bir koalisyon değil. Ama, Suudi Arabistan liderliğinde ama, bir koalisyon. ABD'nin ABD'nin e, böyle bir koalisyonun oluşmasını Suudi Arabistan'dan istediğini dünya alem bilmiyor mu? Geçen sene Biden'ın açıklaması var. Sünniler kendi aralarında ittifak oluşturmalıdır evet. diye. Bir, bir, seyircimiz de beni uyarmış o Biden'ın konuşması işte burada diyor. Sünni ülkeler diyor kendi aralarında teröre karşı ittifak oluşturmalıdır. Şimdi şu... İşit diyecek ki Hristiyanlar buradaki Müslüman ülkelere talimat verdi. ittifak oluşturun dedi. Onlar da ittifak oluşturdu. Ama şu günün sonunda e, Müslüman Müslüman çoğunluğa sahip olan ülkelerin de IŞİD'e karşı söylemesi gereken zaten bir şey var. Yani burada sadece ABD ve Batı'nın buradan endişe etmesi meselesi değil. Bu e, İslam dünyasının bir sorunu. Müslüman ülkelerin bir sorunu. Ve bu, bu sorunu e, bu sadece Batı'nın sorunu olmadığı için kendimizin de zaten bu ülkelerin, bu coğrafyanın ülkelerinin de e, öne çıkıp bununla ilgili adım atması gerekiyor. Çünkü eninde sonunda bununla karşı karşıya kalacak, bununla baş başa kalacak olan yine biziz. Yani bugün IŞİD çözülebilir. Belki IŞİD işte yine koalisyon bombardımanı. El-Kaide ile ilgili çok ciddi şeyler yapıldı. Fakat sonrasında yeni formatlarla tekrar gündeme geldi. Şimdi IŞİD çözülmesi eğer askeri olarak ki şu anda Onu sadece bu konuşuluyor. Yani askeri olarak çözülmez. Ben hani şeyi sorguluyorum. Hani bunu eğer bir e, propaganda gücü olarak değerlendiriyorsak eğer, bunun bir propaganda gücü olacağını, bir meşruiyet zemini yaratacağını düşünüyorsak, ben de diyorum ki bu zeminin yaratılmasında eğer Amerika'nın katkısı barizse ki bariz. Hatta bakın şimdi Amerikan savunma... Bakan Savunma Bakanı Kartır evet, evet. diyor ki, evet, Suudi Arabistan önderliğinde e, Çok kurulan oldu. diyor koalisyon işi de karşı daha fazla Sünni rol öngören ABD çağrısıyla uyum içinde olduğunu söylüyor. Siz hatırlattınız evet, herhalde. Şimdi, bakın, uyum bu, içinde. Asla bakarsanız işi de karşı. Sünni bir, Arapların daha fazla devam bir destek vermesi gerektiğini. Çelişen şeyler söylemiyoruz aslında. Şunu söylemeye çalışıyorum burada. Ee, sizin mücadele ettiğiniz bir yapı var, bunların dayanmaya çalıştığı bir e, ideoloji var ve siz bu ideolojiye karşı bir şeyler söylerseniz bunun, bunun bir farklı bir etkisi olacaktır, öyle veya böyle. Ve siz bu denklemden ABD'yi çıkardığınız zaman mutlaka bunun bir etkisi vardır. vardır. Bakın Afganistan'da arkasında ABD olsa dahi. Dahi. Tamam. Afganistan'da özellikle e, Türkiye. ABD liderliğinde bir koalisyon içerisinde buraya gitti fakat Türkiye'nin Afganistan'da çok ciddi etkisi oldu tamam. ve e, şunu da belki söylemek lazım Afganistan'da özellikle evet. ABD çekilince ne olacak diye çok ciddi bir endişe vardı fakat ABD çekilince Afgan hükümeti daha fazla meşruiyetle e, ortaya etti. çıktı Peki, hala ABD olabilir desteklese yani. Yani, bile anladım de örneği önemli değil yani önemli olan şu siz bunun Yo, orada da bir e, radikal ee, ekstremist bir örgütün e, burada bir ta Taliban örgütünün ciddi bir propagandası var. Ben var. ABD ile savaşıyorum Doğru. diye ve o geri çekildiği zaman karşısında kalan unsur daha büyük bir meşruiyet zemininde bununla savaşıyor ki bunun etkisi yatsınamaz bence. Ee, Uluç Bey, Mısır da bu işin içinde. Biz Mısır'la diplomatik ilişkilerimizi kesmiş durumdayız. Böyle bir koalisyonun içerisinde yer almamız Diplomatik açıdan nasıl yorumlanabilir Mısır'la? Aslında, aslında hiçbir sorun yoktur. Çünkü sonuçta Riyad merkezli Suudi Arabistan önderliğinde götürülmekte. Yani finansman yönüyle falan da Suudiler e, ön plana çıkıyorlar. Dolayısıyla siz de bu ülkelerden birisiniz. Eğer tersten e, mefhum muhalifinden eski tabiriyle gidersek o zaman İslam İşbirliği Örgütü'nde de Mısır'la aynı salonu paylaşmamamız gerekir. Dolayısıyla bu koşullar altında siz orada oturursunuz. Yukarıdaki koordinasyonu yapar. Siz de birbirinizden habersiz bu işi götürürsünüz. Sorun teşkil etmez diyor. Sorun teşkil etmez. Yalnız ben burada belki beyefendinin söylediğine küçük bir katkıda bulunmak isterim. Şimdi buradaki esas sorun biliyorsunuz Şiilerle Sünniler çatışıyordu. Ve iki taraf vardı çok ayrıntıya girmeden söyleyeceğim. Suudi Arabistan ve Katar hatta Türkiye bile bir dönemler bu iddianın altında bırakılmıştır. Suudi Arabistan ve Katar ama mutlaka e, IŞİD'e destek olan taraf diye görülmüştür. Nasıl ki ÖSO'ya e, vesaireye olduğu gibi burada e, finansman veya silah yardımı yapılıyor gibi başlangıç şeyinde. Dolayısıyla olay Sünnilerin Irak'tan çıktı unutmayın ilk IŞİD ve burada arada Tikrit Üçgeni içinde müthiş bir destek aldı. Buradaki aşiretler Amerikan baskısı ve orada bağısı yok ettiler, orduyu yok ettiler, her şey bitti. Ve bitmiş olan bir Irak'ta intikam duygusuyla aşağıdan destek vererek El-Kaide'yi ön plana çıkarıp oradan bölünerek IŞİD'e götürdüler işi. Evet. Dolayısıyla burada bir Şii-Sünni çatışması haline başından itibaren girmiştir. Şimdi burada söylenen şey şu, bugüne kadar uzun süre siz ee, sünnilerin arkasında durdunuz. Onlarla işbirliği yaptınız, fikir birliği yaptınız vesaire. Ve IŞİD bir Sünni e, ne diyelim teşkilat mı diyelim kendine devlet diyor bugün ama her neyse o oluşumla yakın ilişki içindeydiniz. Şimdi siz kendinizi bu işten soyutlayarak bizatihi ona döndüğünüz takdirde, karşınıza aldığınız takdirde bunun anlamı sizin onun sünniliğiyle vesairesiyle değil terör yönüyle ilgilendiğiniz ve bununla mücadeleye gireceğiniz şeklinde. Bu iyi mi? bir şey. Efendim? Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey tabii bunda şey yok da burada tartıştığımız şey ortaya konulmuş olan e, hedef veya ideal değil. Bu ideale ulaşmak için gerekli olan imkan ve kabiliyetler bunu yani tartışıyoruz. Siz diyorsun ki bu hedef güzel ama güzel. bunun ideale bu, bu ideal hedefe ulaşabilmek için imkanları kabiliyetleri fevkalade yok sınırlı. sınırlı sınırlı diyorsunuz anladım. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim çok ilginç bir şey. Ee, Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz bir yazılı açıklama yaptı. Bu koalisyon oluşumu ile ilgili olarak orada kullandığı bir ifade var. Beni çok ilgimi çekti benim. Diyor ki, ortak açıklaması bütün ülkeler adına yaptığı açıklama bu. koalisyonun şekli, mezhebi ve ismi ne olursa olsun, yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran, insanları korkutan ve öldüren silahlı terör örgütlerine karşı oluşturulduğu belirtiliyor. Burada IŞİD'den falan bahseden yok. Yani Ama o zaman bu aram da söylediğiniz gibi bir hedeftir. Mali'deki El kaide hepsini bir, hepsini kapsıyor. Yani bunun anlamı, selefiler mesela Pakistan'da bir, bir hedeftir. Ee, Taliban bir hedeftir. Yani ne, böyle ilginç olan tarafı ne bunun? Efendim hiç Böyle olması diyorum. gerekmez mi zaten? Böyle olması gerekmez çünkü bu işi de karşı oluşturulduğu varsayılan. Ama hepsini birden Bilmiyorum. çünkü onların birbirleriyle örüntülü ilişkileri var şimdi. Boko <laughs> Haram'la işidin, e, El Kaide'yle işidin hepsini. İkisi bir... birbirine farklı şeyler yalnız şöyle diyelim. İşit küreselleşiyor. E, 27 tane ülkede şu sırada altyapısını oluşturmuş vaziyette. Bunun adına ne dersiniz Zeyno, O IŞİD'tir. Onunla gele mücadele edelim. Ama PKK bir IŞİD değildir mesela. Yani adını vermemelerini mi enteresan buluyorsunuz? Tabii yani burada adını hedef vermiyor. vermiyor. Hedef vermiyor. Diyor ki ben IŞİD'le mücadeleye gidiyorum diyemiyor. Peki Uluç Bey size şunu soracağım. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Orada okuduğunuz yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran evet. tabiri çok İslami bir tabir. Çok, çok İslami bir tabir. Ee, yani orada aslında... E, fitne İslami bir kavram, fesat da İslami bir kavram ve İslam fitne ile mücadele eder. Hani biraz İslami bir yön kazandırmak için o tabirleri kullanmış olabilirler. Ama sizin dikkat çektiğiniz yön orası değil, İŞİD'in adının verilmesi. bunu yazan da unutmayın esas itibariyle Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da Vahabi, yani Selefi bir şeyle, kimliğiyle oturup elbette ki din unsurunu bir şekilde bir yerde kullanacak. kullanacak. Peki ama şöyle bir enteresan durum var. Şimdi bu zamana kadar öyle ya da böyle işit gibi bir yapının oluşumuna en azından katkıda bulundukları söylenen Suudi Arabistan ve Katar gibi bir ülke, iki ülkenin Şimdi adını tam vermese de işit karşıtı bir koalisyonun İslam ülkeleri adına başını çekmesi Önemli bir değişim değil mi? Önemli bir değişimdir elbet ama başından beri hep konuşmaya çalıştığımız gibi bunun maddi yönü değil manevi, manevi yönü, yönü çok daha ön plana çıkar. Çünkü öbür tarafta diyecek ki 34 belki 10-15 daha katılırsa 57 tane bir ülke var İslam ülkesi, ülkesi. ama bunların içinde 50'yi falan bulabilirse sayı diyecek ki işte geri kalanlar da Şiiler vesaire zaten. İşte işte görün. Benim anlamadığım destek şey destek oluyorlar diyecek. Beni hayır ne nasıl destek oluyor? Şimdi e, İran işi de karşı savaşıyor. IŞİD'in en büyük düşmanı e, El Kaide'nin de düşmanı. Düşmanı. Eğer Suudi Arabistan'da işi de karşı savaşacaksa El Kaide'ye düşmanlık yapacaksa ve onun öncülüğündeki İslam ülkeleri de yapacaklarsa ortak düşmana karşı İran'ı da içine alarak neden birleşmiyorlar? Çünkü Sen, Suriye'deki de, çıkarları örtüşmüyor. E, şimdi 3 üç, üç, <laughs> üç tane faktör var. Birincisi unutmayın ki Körfez'de esas itibariyle İran'la Suudi Arabistan hiçbir şekilde anlaşmalara mümkün olmayan bir noktadalar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a gidip de ey İran ben seni kardeş kabul ediyorum falan dedirtemezsiniz. Birincisi bu. İkincisi bizim de en büyük açmazımız burada. Suriye ve Irak meselesi birlikte mütala edilmesi lazım. Bunların yani bugün IŞİD dediğiniz devletleşti orada. Böyle kolay kolay yerinden sökülüp atılamıyor. ...üzerinde baskı arttığı ölçüde de dünyaya açılıp küreselleşiyor. Ve terör yapıyor. Ve terör yapıyor bununla birlikte. Dolayısıyla burada çok başka boyutlarda ele alıp da bu işin götürülmesi lazım. Ee, böyle olduğu zaman da... ...bir kere evvela oraya... Ben, ...evet silahlı güçler tek başına bunun üstesinden gelir gelemez... ...bu tartışmaya açık bir konu ama... ...sonuçta kara kuvveti olmadan da hiçbir yere gidemezsiniz. Mesela örnek vereyim. Sudan'da Amerikalılar girdiği zaman ve barış gücü olarak hemen Pakistanlıları kullanırlar. Müslüman. Neden? Çünkü o Müslüman, öbürü Müslüman, o Sünni, o Sünni. Dolayısıyla orada bizim Türk askerini de kullandılar. Gittiği zaman oraya iki Sünni karşı karşıya geldiğinde daha iyi anlaşır diye baktılar. Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman IŞİD'in aşağıdan aldığı aşiret düzeyinde olsun, diğer şeylerden olsun o desteği Sünni bir koalisyonla böyle büyük ölçüde bir koalisyonla üzerine gittiğiniz zaman en azından bir kısmının acaba aklını çelip ya bu da nedir dedirtebilir mi diye bu da var. Niyet üçüncü bir hususta var benim şahsi görüşüm olarak. Şimdi efendim zor oyunu bozar. Bugün dünya Papa bizzat söyledi çünkü dünya savaşına girdik dedi yani 3. Dünya Savaşı dediğiniz şey artık orduların karşı karşıya gelip birbirine ezdikleri falan büyük bir şey değil. Ama sonuç itibariyle hep bunu ben ısrarla dile getiriyorum. mikro milliyetçiliği çok tahrik ve teşvik ettiler her tarafta ve bunun sonucu olarak da vekalet savaşları adını verdiğimiz bir savaş türü ortaya çıktı. dolayısıyla bu ülkeler içinden mutlaka IŞİD'le savaşmaya gönüllü olabilecekler de çıkacaktır. Askeri anlamda. Askeri anlamda. 5 asker kişi bile çıksa, 10 bin tane asker gelse, yani çok teorik konuşuyorum. Bu dahi kara güçleri hayatını. için sadece Kürtlere dayanmayan, bunun ötesinde daha geniş kapsamlı bir yani harekatı bir teşvik eden bir sorun noktaya var. gelir. Belki teknik olarak bir sorun. O da şu, şimdi biz NATO gibi uzun süre birlikte askerlerinin birlikte çalıştığı, birbirlerine uyumlulaştığı, teknik olarak birbirine uyumlaştığı bir yapıda bile ciddi operasyonel olarak sahada sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi biz bu bahsettiğimiz 34 ülkenin askeri olarak, askerlerinin birbiriyle uyumlu hareket etmesi, hem eğitim olarak hem savaştan anladığı bağlamda böyle bir tablo yok. Birlikte bir eğitim şeyleri yok, yani bir ortak bir bakış açıları yok. Bir kara harekat yapamazlar. Nasıl yani. anlaşacaklar? Bununla ilgili bir sıkıntı tabii var. Tabii İkincisi... orada bu ülkeler yapmayacak. Onu hemen şey yapalım. Amerika Birleşik Devletleri Carter dedi ki ben çok hoşnutum bu olan bitenden dedi. Başka bir ifadeyle Amerika burada başı çekiyor. Hala hazırda da Kürtleri kullanıyor. O mu eğitecek başlar. yani? Şimdi on, o organize edecek. Tabii yukarıdan tepede Amerika hatta daha da ileri gideyim. IŞİD bayağı ciddi şekilde Amerikan en sofistik Amerikan silahlarına sahip bir kol ordunun silahlarını ele geçirdi zamanında. Şimdi Amerika bunlara silah falan da verir. Peki ama Uluç Bey ben de size bir şey soracağım. Anladım da o zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Amerika kendi askerini, kendi ordusunu işit karşısında konumlandırmıyor, vazifelendirmiyor. E Müslümanlar yapsın bu işi diyor. Müslümanlar Müslümanlarla savaş. Tabii yap. çünkü öbür türlü olursa biraz evvel anlattığım Hristiyanlarla. Bir şey Hristiyanlarla. Hristiyanla çatışmaya girmediğimizin ispatıdır demek anlamına da gelir e bu dedi. Ama değil? kendi elini temiz tutacak Müslüman Efendim? kanı akacak. E öyle o, bu Herhangi her bir ABD olunca herhangi bir sorun çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Yani Orada da Körfe çıkıyor. Körfez Savaşı'nda ABD askerlerinin ABD'nin kaybettiği askerlerin 1/4'ü kendi koalisyon içerisinde yanlışlıkla birbirlerini vurmalarından kaynaklanan asker şeyi. Ama, Dolayısıyla teknik ama bir olarak savaşlarda bu ciddi böyleydi. sorunları beraber bir. Hayda, Haydar Hoca bir şey Ankara'dan müdahale var. etmek istiyor. Buyurun efendim. Şimdi efendim e, yapılan konuşmalarda ya da tartışmalarda e, sanki bütün dünya işidi yok etmek istiyor da edemiyormuş gibi bir varsayımdan itibaren tartışıyoruz. Belki de biraz gerçekten Batı ya da e, diğer Arap ülkeleri IŞİD'i yok etmek istiyor mu samimi bir şekilde? Belki biraz da bunu sorgulamak lazım. Çünkü Amerikalılar e, kendilerinin sözleri, biz diyor uzaydan e, yerdeki karıncanın ya da kelebeğin vücut ısısından e, nerede olduğunu milimetrik olarak bilebiliyoruz. Şimdi e, karıncanın yerini bilen uzaydaki Amerikan cihazları acaba eli silahlı eşkıyanın nereden gelip nereye gittiğini göremiyor mu? Sanki bu biraz oyalanmış gibi geliyor ve ortadoğu Doğu halkları da bunu tartışıyor. Bence biraz belki de bunu sorgulamak lazım. Amerikalılar bu konuda ne kadar samimi, Ruslar bu konuda ne kadar samimiler ve bunların beklentileri nelerdir? Belki biraz da buna bakmak lazım. de kullanıyor olabilirler mi? Ne diyorsunuz Atilla Hoca? Evet. Yani evet. birincisi şöyle söyleyeyim. Tabii burada birçok askeri da konuşuldu. Siz bir eski ben, asker ben olarak eski asker olarak tabii bazı şeyler de var. Birincisi şöyle. Hep karıncayı görür de o karıncanın kime ait olduğunu, hangi aileye ait olduğunu, hangi familly'ye ait olduğunu göremez. Yani şöyle diyeyim. Aslında Amerika'yı eleştirirken bazı söylemler bu gibi söylemler her şeyi görür, her şeyi işitir, her şeye müdahale eder. İstese bunu çözer. Yok, her şeyi göremez, her şeyi işitemez, her şeyi de çözemez. Yani kadiri e, mutlak değil. E, yani öyle. Yani bu Amerika'nın böyle bir yani dünyada hiçbir gücün böyle bir e, yeteneği yoktur. Yani onu söyleyeyim birincisi. Atilla hocam bir bir, bir atar mısınız? Haydar Hoca ne diyorsunuz? Şimdi yani bu tabii teorik olarak e, Atilla Bey'in söylediği doğrudur. Ya sizin söylediğiniz de öyle. Hiç kimse mutlak bir e, kudrete sahip değil şüphesiz. Ancak e, söylediğim şey biraz önce de altını çizdim özellikle ya dünyanın en büyük güçleri Rusya, ABD, İngiltere neyse hepsini saymayayım. Bütün bu güçler çok küçük bir coğrafya parçasında sığınmışlar. Dört tarafı düşmanla çevrili ve bunu yok edemiyorlar. Bu askeri olarak açıklanabilir mi? açıklanabilir mi? Yani yok etmek isteyen Rus Ruslar ya da ne bileyim ben Amerikalılar bunu yok edemezler mi? Bu bana samimi gelmiyor. Yani ya, bugünkü teknoloji seviyesiyle bunu yapmak mümkün olduğuna inanıyorum ben. Edemeyebilirler. Yani şimdi o zaman buyurun. Şöyle <laughs> söyleyeyim. Yani şöyle diyeyim, e, edemeyebilirler veya et, etmek için zamana ihtiyaç var. Yani stratejide kuvvet, zaman, mekan Hı. kavramları vardır. Yani bunun önemli unsurlarından bir tanesi zamandır. Evet etkisini hafifletecekler, zayıflatacaklardır ki zayıf, zayıflatmaya bir zamanlar biliyorsunuz. Biz işi taarruz gücü kırılmaz derdik. Taarruz gücü kırıldı. Ondan sonra doruk noktasına geldi demiştik biz hatta. Geri geri geçmeye başladı. Şimdi her seferinde aşılmaya başladı. Kontrol ettiği alanlar da yavaş yavaş çıkıyor. Yıpranacaktır. Burada zaman mefhumu önemlidir stratejide. Hele hele böyle halkın arasına karışmış bir yapıyı, yapıyı sizin böyle birdenbire yok etmemiz, bunun e, sivillerin de çok büyük zarar görmesine sebep olur. Dolayısıyla burada burada önemli bir nokta var. Bu savaşın ağırlık merkezini baştan itibaren biz e, belirttiğimiz nokta, Sünnilerin, Sünni aşiretlerin işite verdiği desteği kesilmesidir ağırlık merkezi peki bu İslam e, yani ülkeleri, ağırlık merkezi İslam ne demek? ülkeleri işte burada bağlantı kurdu arasındaki ama. ittifak bu şimdi, desteğin kesilmesine yol açar şimdi, mı? şimdi burada onu söyleyeceğim şimdi işitin e, bugüne kadar birçok ülke işit çıktığında kendi menfaatleri bakımından büyümesinde fayda gördüler bir kere onu tespit edelim yani baktığını da maliki yönetimin değişmesini sağladı yukarıda Barzani'nin bağımsızlık ilan etmesini engelledi işte nedir Suriye'de farklı. Herkes ilk başta nasıl davranacağını veya kendi çıkarları doğrultusunda aman şey yapılır diye müsamahalı davrandı. Ama gelinen noktada artık terörün küresel bir problem olduğunu ve herkesin bunu çözmesi gerek. IŞİD örneğine geldiğimizde temel faktör birincisi işiti İslam dünyasından kopartıp dışlamak. Amaç bu. bu. Birincisi teröre karşı İslam gücünün amacı. bu, birincisi bu. Bu çok önemli amaç. Öyle basit bir iş değildir yani. Ne yapıyorsunuz? Tecrid ediyorsunuz. Bu ülkeler kendi halklarına, kendi toplamlarına bunu anlatacaklar. Gayri meşru ilan ediliyor. Gayri meşru ilan ediyorlar. İkincisi olay siz onu öyle yaptığınız zaman Sünniler de zaten şu anda yani Sünni aşiretler de Irak ve Suriye'deki şu anda işitin uygulamalarından çok memnun oldukları söylenemez ki gelen istihbarat bilgileri hepsi artık yani bununla yaşanamayacağını biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir şeyle beraber bunu birleştirdiğiniz zaman o ağırlık merkezi dediğimiz kesim yani sünni aşiretlerin orada işite desteğinin kesilmesi ne olacak? İşte o gelişme sırasında nasıl maliki yönetiminin uyguladığı ters politikaların onları ötekileştirmeyi, travma yaşattığı ve burada nasıl gelişme trendi görüyorsa o senin o zemin ortadan kalktıktan sonra da o askeri tedbirleri alma aldığınız zaman etkinliği çok daha fazla artacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu ABD ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Son cümle çok olsun. olsun. Çünkü bu konuyu kapatmak istiyorum. Başka şu Musul'a niye girdik, niye çıktık meselesinde bir 5 dakika Şun, konuşalım. Şunu belki söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri burada bunu zaten çözemediğini kabulle Ciddi bir şekilde bastırmıyor. Çünkü Amerikan ordusu konvansiyonel savaş yapmaya yet, e, yatkın bir ordudur. Vietnam'da kaybetmesinin sebebi budur. Irak'ta kaybetmesinin evet. sebebi budur. Burada yaptığı bir savaşta askeri olarak kazanabileceğini düşünüyor. Fakat sonrasının nasıl, nasıl kurgulanacağına yani. dair net bir şey olmadığı için, politika çözümü olmadığı o, için girmek istemediğini anladım. dile getiriyor. Peki. <laughs> Bu Musul meselesine konuyu değiştiriyoruz şimdi. Bu kadar yeterli bence bütün yönleriyle vurgulandı her şey. Ee, biz bu Musul'a Türk ordusu girdi sonra geri çekildi ama tam geri çekilmede değil deniliyor. Ne diyorsunuz Uluç Bey'in? Nedir bu olup biten? Efendim aslında biraz evvel tartıştığımız, tartıştığımız konu, konunun çerçevesi içinde yer alan bir oluşum diye bakmak lazım. Şöyle diyelim. 1 Mart tezkeresini bir zamanında reddettiğimizde aslında orada bir 20 ila 50 kilometre derinliği olan bir şeyde Türk ordusunun yerleşmesini de içeriyordu o tezkere. Biz onu reddettik fakat bunun karşılığında bize bazı ufak tavizler verdiler daha sonra bizim 3 veya 4 yerde küçük tank falan da dahil birliklerimiz orada hala otururlar. Ve bunlar da PKK ile mücadele kapsamı içinde oradadırlar. Kaç kamp var böyle? benim bildiğim dört tane ya üç ya dörttür Türkiye'nin şeyi oradaki. Başika da onlardan mı? <laughs> başika değil. Şimdi Başika başka bir şey. Bu bizim hududumuza yakın Yani o daha önce gelir. bu dört kamp kurulmuştu. Daha sonra evrildi. Bunlar aynı zamanda evet. oradaki işit çıkınca eğitim peşmergelere, peşmergelere, diğer Araplara, Türkmenlere eğitim veren kamplara dönüştü. O vakit. Şimdi esası zaten bu. Şimdi oradaki ordu PKK Şimdi. Bir bütün haline biraz evvel konuşurken en son benim sözüm şu olur şu IŞİD meselesiyle ilgili. Bugün Orta Doğu beğenseniz de beğenmeseniz de bölünmüştür. Bu fiili bölünme sonunda Sykes-Picot anlaşmaları yeniden e, hayata geçmeyecektir. Dolayısıyla burası bölünmüş. Suriye 3'e bölünmüştür şu sırada. E, Irak da aynı şekilde ikiye bölünmüş vaziyette. 3 olmaz sünniler filan bu şekilde oturuyor. Dolayısıyla herkes burada zaman ve mekanını tayin etmeye çalışıyor. Zamanı geldiğinde gereğini yapacak. Türkiye'nin de bu çerçeve içinde bir yerlerde olabilmesi lazım. Biz e, iki şey yapmaktayız aslında. Birincisi IŞİD'le mücadele adı altında ki yakın bir gelecekte bütün bu koalisyonlar vesaire filan benim hep kafamda sanki e, Musul'a karşı Musul çünkü çok önemli. Musul'a karşı bir harekatın başlayacağını zamanlı bilemem. Ama başlayacağını ve buna hazırlık yapmak durumunda olduklarını düşündürüyor. Hal böyle olunca oradaki insanları eğitmek lazım. Peşmergeyi eğitiyoruz biz devamlı. Barzani çağırıyor ve hala oradayız. Suriye'den, Musul'dan vesaire bölgelerden kaçıp da gelen bir sürü Kürt var. Ve bunlar yeteri kadar eğitimli olmadığı için ...sizin bu bölgede eğittiğiniz kişiler de bunlar... ...şimdi bunlar hepsi bütüncel bütünsel olarak baktığınızda o gücün parçaları olarak ortaya çıkacak... ...şimdi burada tabiatıyla niçin biz yeniden asker göndermek ihtiyacı duyduk... ...bu tamamen uzmana değilim ama tamamen kişisel bir değerlendirme... ...efendim eğer bir taarruz vesaire olacaksa... ...bu arada Musul bizim için olmazsa olmaz önemli bir yer... Ve Kürtler de orayı bugüne kadar biliyorsunuz iyice Kürtleştirdiler. Şimdi bu Kürt e, unsurlar buraya girdiği takdirde, oradan artık bir daha Musul'dan Türkiye'nin e, kısa varlığı da uzun varlığı da bahsetmesi pek zor olur. Ama bir şey var burada. Bu taarruz yapılacaksa eğer Musul istikametinde olabildiğince fazla kişinin de eğitilmesi bu şekilde söz konusu olabilecekse Türkiye etkin olmak. Kuzeyde bulunan bu bölgeyi ileride bölünürse eğer kendine yakın görmek durumunda. Barzani bir açıklama yaptı. Fevkalade önemlidir. Konuşuyorduk. Bugünkü açıklaması PKK'yı topyekun karşısına aldı ve dedi ki nereye gidiyorsunuz? Durum bakalım. Türkiye ile bu anlamda yakınlaşmak ve bütünleşme politikası içine girdiğini gösterdi. Barzani. Bütün risklerine rağmen Barzani. Peki. Hepsini güzel. Türkiye'de Doğru bir adım. Benim at. oradaki askerimi niye arttırdım? Niye arttırdı? İşte orada güç kazanmak için. Güç istiyor. kazanmak için. Ee, çünkü ilerisi için. Ama işin diğer tarafı da şudur. E peki ama bir dakika şimdi. Ee, Irak yönetimi itiraz etti şiddetle. Sorun bu. Irak yönetimi e, geri çekilmek zorunda kaldınız. Şimdi bakın e, bu bir paylaşma içine girilmiştir. Suriye'yi esas itibariyle Rus hakimiyetine bıraktılar. Yani orası Rusya. Yani kısa anlatırsanız çünkü evet. biraz tartışmak evet. istiyorum. Yani de demek istediğim niye geri çekildik? Niye geri çekildi? Şu manada. Şimdi biz orada iki tane büyük hata yaptık. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri toprak bütünlüğü, egemenliği vesaire Irak'ın diye bunun hala geçerli olduğunu söylüyor. Evet, e burada da İbadi şimdi... diye bir başbakan var. Üçlü bir sistem var. İşte meclis başkanı birinden yardımcılar evet. vesaire. Bütün kısaca bunlar... yani. kısaca söylerseniz. Siz orada İran merkezi hükümetini, aynı şey petrol konusunda da yaşandı. Evet. Merkezi hükümetini tamamen bir kenara itip, Barzani ileride benim de kankam olacaktır düşüncesiyle harekete geçtiğiniz anda uluslararası planda güç kaybına uğrarsınız. Uluslararası hukuk Çünkü ]lar. Irak yönetimi hemen Amerika ile işbirliği yaparak. onunla mı Rusya da arkasına geçti. Tabii Rusya. Şimdi mesela Amerika Başkan Yardımcısı Biden az önce bir açıklama yapmış şeyle görüşerek, Irak Başbakanı İbadi ile görüşüyor. E, ve e, bazı Türk askerlerinin Başika kampından geri çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söylüyor. Evet. Yani e, Ve bunun devamı konusunda da mutabık kalıyorlar. Yani o zaman Türkiye sadece Barzani ile işbirliği yapıp Irak yönetimini dışlayarak attığı adımlarda hep Amerika'yı karşısında buluyor. Öyle mi? Ee, biraz öyle. Bu da öyle mi? Yani, yani bakın Suriye'de Esad meselesinde yani söylemlere bakmayın bir de fiilen uygulanan politikalara bakın ikisi birbirinden hep farklı oluyorlar. Ve bu farklılık işlere Türkiye izole kalmış vaziyette hep karşısında başka söylemler var. Dolayısıyla burada bu işin arka planını iyi okumak ve buna göre iyi bir politika gütmek lazım. Siz gene oraya gönderirsiniz yapacağınız şey çok basit şekilde ibadiye gidip e, bu Musul meselesi falan senin toprağın sonuçta. Bunlar kurtulacak. Burada daha fazla eğitmemiz lazım. Şunu yapmak için gelin birlikte yapalım deseniz ne kaybedersiniz? Ha, haklı mı Uluç Bey bu soruda? Tabi burada biz belki şunu hatırlamakta yarar var. Biz benzeri bir e, filmi bir daha aslında izledik. 2003'te Türkiye e, sonbahar ayında, e, sonbahar mevsiminde buraya asker gönderme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri burada da özellikle Sünni bölgeleri de güvenliği sağlayacak. Afganistan'daki de benzer askeri birlikler arıyordu ve Türkiye evet dedi ben buraya asker göndereceğim. Sonra bu tartışıldı. Fakat orada şöyle bir tablo çıktı. Ian Bremer liderliğindeki o dönemde şeyi yöneten, Irak'ı yöneten komisyonun özellikle Kürt üyeleri, ee, yine e, Şii üyeleri hatta Sünni üyeleri dediler ki biz hayır buraya Türk askerini istemiyoruz. istemiyoruz ve biz sonrasında bu teklifimiz havada kaldı rafa kaldırdık. Şimdi şunu görmemiz gerekiyor biz evet Özal'ın belki Körfez Savaşı'nda söylediği bir ifade vardı biz masada olmamız gerekiyor masada olmanız için sahada da olmanız gerekiyor. Ama sahada olmanız için oradaki aktörlerin olurunu da almanız gerekiyor. Yani kendi isteğinizle evet ABD Türkiye'nin burada Musul'da Sünni eee de karşı Sünnileri eğitmesinde hoşnut olabilir. Ama, Ama Irak sonuç, yönetimiyle de Irak iyi yönetim. geçin diyor. Evet, ve, Çünkü Irak yönetimiyle Amerika'nın arasında sarsılmaz bağlar var. Bir de uygulama pratik bakımından da böyle. Yani ABD burada Türk askerinin Irak savaşından sonra da gitmesini istiyordu. Ama sonuç itibariyle oradaki insanlar bunu kabul etmediği zaman zorla ben Türkiye'nin buraya gelmesini istiyorum diye bastırması gibi bir durumda. Suriye'de farklı mı? Esat 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 bütün dünya başka bir şey söylemeye başladı. Biz de orada hala esat esat diye bağırıyoruz. Son talilde, son talilde işte. Bugün Irak Başbakanı İbadi Beyaz Saray'da ağırlandı. Ee, Biden'la birlikte, Başkan Yardımcısı'yla birlikte basın toplantısı yaptılar. Ve e, Türk askerlerinin Başika kampından geri çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söylediler. Ne demek bu? Yani burada bir tansiyonun yükselmemesinden mutluyuz. Türkiye'nin burada geri ya. adım atması. <laughs> Çünkü evet. o, o dönemde de yine benzeri şekilde oldu. Teşekkür ettiler Türkiye'ye. Siz asker teklif ettin teklifinde bulunduğunuz zaman e, biz bunu Al almayacağız. Aynı hikaye Aynı, evet, yani. aynı, aynı yani. hikaye ama sonuçta biz şurada bunlar. da şöyle Arhat, bir şey var. Çok farklı uygulamalar bunlar. 2003'ü döndüğümüz zaman o ilk tezkere geldi. Aslında onlar bize tezkereyle normal Amerikan askeri önüne gidecekti bizim unsurlarda geriden gidip o bölgeyi kontrol edecekler. Uluç Bey'in işaret etti. Bu anlaşmayı bize onlar teklif ettiler ama biz tezkereyi geçiremedik o dönemde. Evet. Geçiremedikten sonra... 2003'ü tartışmayalım. Yani, bugünü tartışalım. Yani, evet. yani, bugün, ama, günü fark... ama oraya girmediğiniz için kadar onlar da onu vermedi. Irak, Irak, Irak ıı, denkleminin dışında kaldık. Peki, Belki evet. bu önemli bir nokta. vurgulamak. Yani, bugün için, e, bugünkü durum. Yani bugün baktığımızda... Biz şöyle mi dakika, oldu yani? Bir atak yaptık. Bir dakika. Yalnız, bir o, biz geri çekilmedik ki oradan ya. Yani, memnuniyetle diyor. geri çekilmesini memnuniyetle karşıladık. Bunlar diplomasi şeyleri. Normalde bizim oradaki eğitim kampı devam ediyor. Biz o ilave gönderdiğimiz birliğin bir kısmını geri çekirdik ve tansiyonu düşürdük. E tamam, buna ne diyeceğiz? Geri ya, çekilme derken. Yani mi bu geri çekilme ama yani geri çekilme derken oradaki kampı kapattık biz. Hayır. geri çekilme. Eski statü da, Eski statükoya Şimdi buradaki mesele şu, biz oraya. E, bu kadar yani birliği mesela bir küçükken ses çıkarmadılar. Büyüttüğümüz ee, zaman, zaman ses çıkardılar. Çünkü orada farklı anlamlar yükleyebilecek ve bu anlamlardan en az merkezi Irak yönetimi kadar onunla ittifak içinde bulunan İran ve e, Rusya'nın Rusya. da bundan rahatsız olabileceğini dikkat ediyoruz e ve peki, onlar bunun üzerine. Tale ben de diyorum ki evet. bizim memleketimizi yönetenler, dış işlerini yönetenler. Evet. Bunu öngörmüyorlar mı? Yani sen oraya biraz asker arttırımında bulunduğun zaman Irak yönetimi buna karşı çıkacaktır. Ee, ve sen o e, arttırdığın askerleri geri çekmek zorunda kalacaksındır. Burada diplomatik olarak zor durumda kalacaksındır falan. Bunlar öngörülmüyor mu? Yani biz bunlar hesaplanmıyor mu? Yani gördüğüm kadarıyla öngörülmemiş yani çok fazla. Neden? <laughs> Mevcut durumda biz burada bir ihtiyaç var. Bir güvenlik ihtiyacı var. Doğru da olabilir bu güvenlik ihtiyacı. Nitekim işte baktığımızda şu anda bombalar Irak oraya. yönetimiyle bir diyalog kurulması bu, çok bu, mu zor? Kesinlikle kurulması gerekirdi. Yani siz oraya ilave bir birlik arttırma olduğunuz zaman yani o Irak yönetimiyle bunu şey yapacaksınız, anlatacaksınız, onları ikna edeceksiniz ki oraya o birliği çıkarsınız, sorun olmasın. Bir de öyle bir şey oldu ki Bağdat'ta evet. e, yani işte Türk bayrağını yaktılar. Evet mesela. Yani, yani bu evet. her bir Irak gibi bütün emperyalist heveslerin cirit attığı yerde bizim bayrağımız yaklar Ya Amerikan bayrağı falan yakılmadı yani. Bu da çok acayip. Bir, şey. bir de bir şeyi sorgulamak lazım. Bakın orada İran var. Ahmet Bey. ABD var, Rusya var, ama Türkiye'ye karşı bir tepki var. Niye? Bunu ben iki şekilde açıklıyorum. Birincisi özellikle bu 2011'e kadar bölgede biz çok cazibe merkezi halde gelen bir ülke konumundaydık ve etki alanı Arap Bağrı'ndan sonra biz bir küresel ve bölgesel güçlere bir meydan okuma yaptık. Bu meydan okumada burada bundan sonra bizim dışımızda bir oyun oynanmayacak dedik. Ve biz bu, bu konuda Niye Iraklıları rahatsız ediyor? Biz küresel güçlere dedik bunu. Yok bölgesel güçlere de dedi aynı şekilde. Irakta mı rahatsız oldu bu? Yani Ir yani bu nedir? Bu aslında baktığınızda bölgede bizim sözümüz geçer. Biz hegemonik bir güç mesajıdır e bu. mezhepsel yaptık. Ee, evet, mi? bir de bu da mezhepsel. Burada İran var. İran faktörü var. Bakın Irak'tan daha çok İran'la Rusya buna sahip çıkıyor. O zaman bu yanlış bir meydan okuma mıydı? Bir meydan okumaydı. Bu yanlış mıydı? Ya bana göre meydan okuma yanlıştı. Bu meydan okumayı zaten yapmazsınız. Bugün Rusya bile yapmıyor. Güç oluşturduğunuz zaman mühim olan bu gücü oluşturduğunuzu sağlam tutabilmeniz de. Bakın o andan itibaren işler Arap baharını bile tersine çevirdi. Çünkü siz orada bunu söylediğiniz zaman kimlerle beraberdiniz? Müslüman kardeşlerle beraber olsanız Hamas'la beraberdiniz. Bu, siz Müslüman kardeşlerle beraber bu açıklamayı yaptığınız zaman, Hamas'la beraber yaptığınız zaman bu Suudi Arabistan'ı da, İran'ı da, bölge, diğer bölge ülkeleri etki altına alabilecek ülkeleri de büyük ölçüde rahatsız eder. Peki. Ve bugün onun için herkes o mesajdan okuyor. Bugün Amerika da istemiyor dikkat edin. Rusya da istemiyor. Ee, İran da istemiyor, Mısır da istemiyor. Mekanacıda istemiyor. Biz acaba bir deneme mi yaptık? Yani, yani tutarsa... deneme yaptık ama çok ilkel, çok e, tecrübesiz, basit, tecrübesiz. basit. Bunlar, bunlar bakın Çin hala daha meydan okumuyor Ben bir şey, bir, bir dakika evet. şunu söylemek istiyorum. Yani meydan okuyarak bir deneme yaptık diye soru sor, sor, sormuyorum. Musul'a o bölgeye asker sevkiyatında evet. bulunarak mı? Ee, biz bir deneme yaptık. Yok, Belki de ses yok. Çıkarmayacak. Yok, yok Yani bir ses çıkarmazlar bugünkü ortamda diye düşündük. oraya. Veya da gerek olmadığı Söyleseydik Hayda. istemeyebilirlerdi. Bunu evet. bir de dedik. Ters olunca geri çekmek zorunda. Ee, Ankara'ya dönelim Profesör Aydar Çakmak Ankara'da. Evet hocam. Şimdi bir sınırdan başka bir sınıra geçişte bir insan ya da bir kamyon, bir otomobil bile izin alarak geçiyor. Kalmış ki siz e, 1500 kişilik bir silahlı kuvveti e, Orta Doğu'da ki öyle bir bölge ki e, bir sürü askerin, bir sürü ülkenin olduğu bir yer oraya ne Birleşmiş Milletlere ne uluslararası hukuka ne komşulara ne de oradaki önemli güçlere hiçbirisine konuşmadan oraya sadece barzani ile anlaşarak oraya 1500 tane asker gönderiyorsunuz. Bu zaten yanlış bir iş. Bunun adı yanlış iş yapıp doğru sonuç beklemektir. Türkiye yanlış bir iş yaptı, oturdu doğru bir sonuç bekledi. Fakat bu doğru sonuç gelmedi. Niçin gelmedi? Çünkü siz hiçbir şeyi dikkate almadınız. Ne bölgesel güçler, güçleri dikkate aldınız, ne dıştan gelen güçleri dikkate aldınız, ne de Orta Doğu'daki mevcut uluslararası politika ve ilişkileri dikkate almadınız. Dolayısıyla hiçbir tarafından tutacak bir tarafı yok bu yaptığınız askeri hareket sanki böyle gizli kapaklı yapacakmışsınız gibi geldi. Böyle bir şey mümkün değildi ve herkes bunu gördü ve herkes rahatsız oldu. Çünkü yaptığınız iş öyle bir şey ki herkesi rahatsız ediyor. Barzani'nin eminim kendisi de rahatsızdır. Peki ama Çünkü hayır, Barzani hocam şimdi şöyle şimdi Irak yönetimi buna itiraz ediyor. Diyor ki benim topraklarıma diyor. sen diyor benden izinsiz nasıl asker sevk edersin? Türkiye Başbakanı da diyor ki, mesela bugün yaptığı açıklamada, meşru Irak güçleri ve meşru Irak güvenlik birimleri bu bölgede hakimiyet kurana kadar. Şimdi bir defa meşru Irak güçlerinin ve Irak güvenlik birimlerinin bölgede bir hakimiyeti yok ki. Türkiye'ye dönük riskler de içeren bu bölgelerde Türkiye gerekli tedbirleri alır kardeşim diyor. Yani sen toprağına sahip çıkmıyorsun ki. Ben niye senden izin alayım? Yani sen bana karşı, bana yönelik saldırıların olduğu yerde kendi tedbirini, kendi güvenliğini alamıyorsun orada meşru bir yönetim olarak. Dolayısıyla benden nasıl müdahale etmemi etmememi beklersin diyor. Yani Türkiye'nin bu tezi doğru bir tez değil mi? Değil, şöyle değil. Çünkü bunun bir kuralı var. Uluslararası hukuki bir kuralı var. Bir de uluslararası politikada kuralı var. Ee, siz ne uluslararası hukuka uygun davranıyorsunuz, ne de istişare yaparak bölge güçleriyle e, bunun yolunu açıyorsunuz. Bu ben yaptım oldu gibi. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Irak e, tam egemen bir ülke değil doğru. Çünkü e, İranlar ve Ruslar burada söz sahibi. Ya hiç olmazsa bunu ya İran ya Rusya geç Rusya ile konuşacak durumda değiliz ama ya en azından en azından e, Irak merkezi hükümette bunu konuşmak gerekiyordu. Fakat hükümet öyle bir şey yapmadı. Yaptığı şey ben yaptım. Sonuca bir bakayım dedi ve sonuçta da görüldüğü gibi daha önce yaptığı gibi belki buna bir takabilir. Yani işte onurlu çekilme, şeref çekilme falan gibi. Çünkü e, başka türlü yolu yok. Bunu çekileceğini bile bile yaptılar bunu. Ama çekilmedi. Çünkü evet. Ruslar arası yani. bilen insanlar bunu çok iyi bilirler. Böyle bir davranış i̇tiraz mümkün ediyor. değildir. Yani ben Yok itiraz kardeş. etmekten ziyade ben doğru ifadeyi kullanmanın doğru. Oradan o güç çekilmedi. Oradan e, 1400 asker girdi. 1400 asker zaten 1400 asker gitmemişti. O söylemler daha da ürküttü. Hı. Çok büyük bir yani, yani çok büyük bir güç. ya. Hatta o gün baktım ben akşamleyin televizyon kanallarında. İşte Musul'a bu güçle saldıracaklar falan böyle bunlar Kaç konuşuyordu. Asker gitti biliyor yani benim benim anladığım kadarıyla zaten orada belli bir asker vardı. Yani bir tabur görev kuvveti kadar bir asker gitti. Bu da yaklaşık işte 600 civarında bir Peki şey. Peki o yapıyor. 600 civarında asker geri çekildi Hepsi, mi? Gene hepsinin çekildiğine inanmıyorum. Çünkü onu da söyleyeyim ben. Belli bir miktar çekildi. çekildi. Hem bu nedir? İşte o, o beyanı yani, sağlamak yani, için. Sağlamanın altyapısı diplomatik yani, açıdan belki çok uluslararası açısından, evet, bir cümle. Çok çok kısaca bir şey Süremiz söylemem oldu lazım çünkü. ama çok net önemli bir şey söyleyeceğim. Uluslararası hukuk Birleşmiş Milletler şartına bağlıdır. Yani oradaki yasa da tayin edilmiştir. Siz Saddam'la sıcak takip dahi Peşinen bir izin alıp ondan sonra gidip geliyordunuz. Bugün Irak, Suriye vesaire hala birinde Esad diğerinde de İbadi'nin bayrağıyla Birleş Milletler temsilidir bir devlettir. Siz karşı taraf size, size talepte bulunmadan veya izin vermeden kendi iradenizle oraya giremezsiniz. Bir tek şey var. 7. maddesi şey 7. bölümün 51. maddesinde meşru müdafaa hakkı vardır. Meşru müdafaa hakkını Türkiye'nin kullanmasını gerektiren bir durumda mevcut koşullarda yoktur. Onun için biz hukuk açısından hatalıyız efendim. Peki çok teşekkür ediyorum. Tarafsız bölge burada sona eriyor. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.